olursan yeter. Sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli mi divane mi? Bir haber tutsan yeter. Sana yine koşa koşa gelirim. Yoksa ben deli mi divane mi? Sana yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. ATV ekranlarından, Esra Eroğlu programından. Yeni sezonun ikinci haftasından hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Hep sevgiyle saygıyla selamlıyoruz ama içimizi kahreden haberler almaya devam ediyoruz. Örneğin narin acısıyla kahrolurken diğer tarafta 2 yaşında bir bebekle ilgili biliyorsunuz ki hem işkence hem de istismar. Bakın işkence ve istismar kelimeleri yan yana kullanılıyor. Bu haberler geldi. Bu bebeğin yaşadıklarında annesinin de tüm bu yaşananlarda annesinin de işin içinde olduğu söyleniyor. Bu çocuk hastaneye gitmeseydi, ona uygulanan darp, ona uygulanan işkence, ona uygulanan istismar ortaya çıkmayacaktı. Şimdi biz bebekleri, çocukları kimden koruyacağız? Hatta kimden koruyacağımızı bilemez hale geldik. Bunların hepsi bizim emanetimiz. Ne diyoruz? Bazen o tehlike en uzakta değil, en yakınımızdan geliyor diye. Lütfen sizlerden ricam. Bir yaşlıya, bir çocuğa, bir engelliye, bir bebeğe uygulanan bir şiddet ya da farklı bir durum varsa ve siz bunu bir insan olarak, iyi bir insan olarak, normal bir insan olarak gözlemliyorsanız lütfen kurumlara şikayet edin, polise şikayet edin. Polise şikayet etmiyorsanız beni arayın. Şu ailede, şurada, şu çocuk defalarca kaçıyor, annesinin babasının şiddetine maruz kalıyor. Bu çocuk sürekli kayıp. İhbar hatları bunun için. Lütfen. Ya o çocuk ölüme yaklaştığında biz onu kurtaramayız. Ama en başından hep beraber önlem alırsak çocukları kurtarabiliriz, bebekleri kurtarabiliriz. Gerçekten ben insan denen mahlukun bu kadar vahşi ve canavar olduğunu inanamıyorum. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Artık inanın, hani burada her gün program yapıyoruz, öbür tarafta bültenleri de takip ediyorum. Benim artık midem kaldırmıyor. Sizin de kaldırmıyor biliyorum. Ama yapmamız gereken tek bir şey var. Eğer o suça ortak olmak istemiyorsak bilip de susmayacağız, görüp de susmayacağız. Sustuğunuz takdirde siz de o istismara uğrayan, işkenceye uğrayan bebeğin suçlusunuz. Bunu böyle düşünün. Artık görmezden gelme dönemi değil. Gördüklerimizi haykırma, söyleme, şikayet etme, o çocuğu, o dünyayı, o bebekleri kurtarma zamanı. Telefon numaralarım ekranda, WhatsApp ihbar numaralarım ekranda. Verelim arkadaşlar. Lütfen kayıplar olduğunda bizi arayın. Çocuklarla ilgili, çocukların maruz kaldığı aile içerisinde şiddet ya da farklı ne varsa, bakın dilim bile varmıyor söylemeye, bizi arayın. Hep beraber bir bebeği, bir çocuğu kurtarabiliriz. Yapmanız gereken basit. Sadece sorumluluk almak, vicdani yükümlülüğünüzü yerine getirmek. Hoş geldiniz. Düşünüyorum. Yani çocuklar niye bu şartlardalar? Çünkü çocukların iyi bir aile hayatı, güven dolu bir aile hayatı yoksa, sıcacık bir yatakta gece yatamıyorsa, mışıl mışıl uyuyamıyorsa demek ki o ailede bir problem var. Burada anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. Biz hep anneyi topa atıyoruz, öne atıyoruz ama babalar da bu konuda büyük sorumluluk almak zorundalar. Şimdi iki kadın hikayesiyle başlayacağım. Nasıl izah edeceğim bilmiyorum. İki kadın normalde kuma. Aslında kuma da değil, yani resmi düzende her ikisinin de o karşı taraftaki erkekle bir evlilik birliği yok. Ama dini nikah anlamında dini nikahlı bir beraberlik yaşıyorlar. Birini biriyle aldatıyor. Her iki kadının hayatını da mahvediyor. Bu iki kadın aylarca, günlerce birbirlerini darp ediyorlar, şiddet uyguluyorlar. O adam için birbirlerine eziyet ediyorlar. Mesela bunu hiç aklım almıyor. Ya bir kadın varlığını nasıl bir erkek üzerinden inşa edebilir? Ve bugün bu koltukta ikisi yan yana. İlk kez yan yana olmalarının tek bir sebebi var. Biri o adama dön diyor, diğeri de diyor ki beni hem bununla aldattın hem mağdur ettin, benim hakkımı ver diyor. Şimdi hep beraber dinleyeceğiz. Dinledikçe şaşıracaksınız. Dinledikçe kızacaksınız. Emel Zeyrek ve Hazal Kayma geliyor, buyursunlar. Ah,
Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Bugüne kadar Uğur, Aydemir'in hayatında olan iki kadınsınız. Aynen. İkiniz de dini nikahlı beraberlik yaşıyorsunuz. Evet. Ben 7 yıllık. 7 yıllık. 7 yıllık bir beraberliğim var. Ben 3 yıllık beraberliğim var. 3 yıllık bir beraberliğiniz var. Yani nikah masasına gitmeye kimse zahmet bile etmemiş. Çok oyaladı beni. Bugün yarın kıyacağım, bugün yarın diye diye 7 yılı devirdik, çocuk da yaptık. Çocuğu da elime verdi. Ne zaman nikah? Bir de çocuğunuz aynen, var. Aynen, ortak çocuğumuz var 4 yaşında. Sizin çocuğunuz var mı? Yok. Siz de 3 yıldır berabersiniz. Bu kişiyi her ikiniz de nereden tanıdınız? Facebook üzerinden. Yani sen Facebook'tan mı tanıdın? Ben iş için, daha doğrusu iş ilanı için ben başvuru yaptım. O karşıma çıktı. Bana iş var dedi, gelebilirsin dedi Antalya'ya. Ben İzmir Çeşme'de çalışıyordum. Bodyguardlık yapıyordum bu arada. Garsonluk da yapıyordum arada. Bana dedi ki gel dedi Antalya'ya. İş var dedi. Sana iş bulurum. Hani yardımcı da olurum dedi. Bir yıl boyunca gel. Yani bir şekilde bir aynen. Tanışıklık başladı. Aynen. Kışın işte. Sizin 7 yıllık ilişkinizde, dini nikahlı beraberliğinizin kaç yılında Emel Hanım vardı? 2022 yılında Emel Hanım araya girdi. 2022. Hı. Aynen. 2024 yılındayız. Aynen. Kaç kere siz birbirinize düşman oldunuz? Çok. Ben düşmandan ziyade ben defalarca uyardım kendisini. Benim yani birbirinize kocamdan... nasıl zarar verdiniz? Fiziki zarar verdiniz mi? Evet. Durduk yere hani beni dinlemediği için artık cinnet geçirdim. Birbirimize saldırdık. Niye anlamıyorsun dedim yani beni. Kocamdan sana ekmek çıkmaz bir de hani ondan bir cacık olmaz dedim. Yani kendi çocuğuna bakmayan, bana bakmayan sana nasıl nikah kıyacak dedim yani ya. Fiziki anlamda zarar verdiniz. Evet. Duygusal anlamda çok zarar verdiniz. Uğur Aydemir yüzünden mahkemelik olduk ya. Hani insanın kendine öz saygısı olur ya nasıl evet. Ben böyle bir şeyin içindeyim diyeyim. O anlamda birbirinize zarar verdiniz. İnanın ben sonradan çok düşündüm ve ya. Kadın kadınla kavga etmemeli ya. Bir erkek için. Defalarca ama ettiniz. Uyardım. Ettim çünkü beni dinlemediği için. Artık taştı çünkü. Şimdi bugün peki bu koltukta nasıl, neden yan yana oturuyorsunuz bunu çok merak ediyorum. Ben gene kalbim. Arkanıza yaslanın. Ben gene de kendisi de biliyor. Kendisini ben gene gittim. Beyaz hani beyaz bir şey verdim kendisine. Ne diyorlar ona? Bayrak verdim kendisine. Barış. Barış bayrağı. Dedim ki biz kadınız. Ben bir de kadıncıyım. Feminist bir kadınım ben. Ben hiçbir zaman hani böyle patara kütere kavga, şiddet karşıyım ben. Hayatım kaç kere adliyelik olmuşsunuz, mahkemelik Uğur olmuşsunuz. Uğur Aydemir yüzünden. Bizi bu duruma sürükleyen Uğur Aydemir. Uğur bizi Aydemir birbirine yüzünden. Düşürüyor. Bana yani geliyor. Şiddete karşıyım ama dövülmesi gereken karşıdayken aynen. Birbirinize zarar verir. O da dövülmesin tabii. O da az değil. Ona da geleceğim. Vurmasın da şu anda nasıl? Bu kadar mahkemelikte sen nasıl ondan oluyor? Şikayetçisin, o sen ondan şikayetçi, o senden şikayetçi, sen ona vurmuşsun bu. Şu anda hangi işbirliği için oldu, bu beyaz bayrağı birbirinize açtınız ya, barış bayrağını. Ben bir şey anlatabilir miyim? Tabii. Şimdi ben o dedi ya bana, uyardı beni, benim eşimden sana koca olmaz. Öyle bir giriş yaptı ki aile bana. Aile benim köylüm çıktı, beni akrabam kötü gösterdiler çıktı. Buna. Bunu şimdi çok farklı anlattılar. Hazal onun hayatına girmiş, evliyken girmiş hayatına. Evliymiş bayan, çocukları varmış. Uğur bunu öğrendikten sonra benimle beraber olmaya başlıyor. Bizi bundan kurtar. Ondan sonra seninle yaşayacağım. Benim geçmişim şimdi Hazal Hanım'a gelmeden önce siz Uğur'la birliktesiniz. Hı. Hayatında bir kadın var. Hazal. Hazal'ın bir de resmi ben kayıtlarda da bir ismi var. Evet. Seyhan ben ismini kullanıyor da. Ama Hazal olarak mı evet, tanıyorlar seni? Evet, aynen. Diyor ki beni bu kişiden kurtar. Kurtar. Ben Uğur'a sordum ben da neymişim arkadaş? Evlilik yaptın mı dedim Uğur dedim. Yok dedi. İki sefer nişanlıdan ayrıldım dedi. Tamam. Kayıt da inandım, yok tabii. İnandım. Ben bir kere evlilik yaptım ne dedim. İki sefer, 15 gün sonra ben Hazal'ı öğrendim. Daldan dala. Ve çocuğu öğrendim. Çocuğu evet. Öğrendim. Hani dedim evli değildin sen. Dedi nikahımız yok dedi. Kadın üzerimde kaldı dedi. Evden yollayacağız dedi. Az kaldı dedi. Çocuğunu alıp gidecek dedi. Çok mutlu edeceğim. Niye çocuğu pazardan mı getirmişim ben? Çok mutlu edeceğim. Çocuğu pazardan mı getirmişim pardon da. Annesi... Gördüm bir kadın var. Çocuk var ve mağdurlar. Karşındaki ne yalan sıkarsa tamam. Sıksın. Annesi de aynısını anlattı. Babası da aynısını anlattı. Bütün akrabalarıyla beni tanıştırdı. Ne yaparsa inanırsın değil mi? Çabisi sevdin. Daha çok sevdim kendi hemşerim olunca. Kaynadım gittim. O çok sevdiğin adamın birlikte olduğu 7 yıldır kadın işte çocukla tek başına karşına geliyor. Diyor ki bu adam beni üzdü, mağdur etti, beni ortada söyledim. Bıraktı. Nikah aynen. Bile kıymadı diyor. Aynen. Buna bile layık görmedi diyor. Bundan sonraki tavrın ne oldu? Bundan sonraki galiba. Halen gene devam artık etti. Artık evimi rahatsız etmeye başladı. 4 ay sonra devam etti benim. Halen.
Söylediğim halde. Savaş açtık yani, o kadar göze aldım ben Uğur'u. Savaş değil, ben defalarca yani. Kapına geldim, evine de gittim bak, benim görüntüm de var. Evine de gittim, bak Emel dedim, bak benim kocam böyle böyle daldan dala atlayan bir adam, her kızı kadını kandıran bir şahıs dedim. Bak uyuma, yazık, günahtır sana. Ah da dedim yüzü. Ama beni anlamadı, neymiş, aşkmış. Niye aşk ona ya? Değildi? Aşklarım da yürüyor ya. Uğur Aydemir'e inanıyorsun. Aşkmış. Bütün herkes aynısını anladı. Hayır, herkese anlatabilir ama karşında bir kadın var. Tamam, geçmiş. Rolleriniz ama değişebilirdi. Aynen öyle. Ama tamam, dünyanın en kötü kadını. Ama çocuğuyla ortada kalmış evet. biri. Evet, çocuğuyla ortada kalmıyor. Çocuk bunda değil ki. Kimde? Babaannesi onda bakıyor da, adam benim üzerime atıyor. Babaanne de niye? Babaannesi var, çalıştığım Uğur'un için. Evet, Uğur'un çocuğu. Uğur'un annesinde. Evet, halen de diyor ki çocuk diyor benden değil, öyle mi dedim. Eserime çıkıyorum ve tüm Türkiye'nin huzurunda o çocuğun DNA testini çıkaracaksın. Eğer çıktı zaman senin suratına tüm Türkiye'yi görecek, tüküreceğim dedim. Madem öyle, ben kendime güveniyorum ya, ben doğu kızıyım, hayırdır hep ya. Bugüne kadar Uğur'a inanıyordun. Yine de ne zaman Uğur'a inanmaktan vazgeçtin? Uğur psikolojisi aldatıldı ya ondan sonra. Ha, aldatıldıktan sonra. Ne zaman aldatıldı? Geçici bir aldatma. Ah, kırgız getirdi bir ay önce, bir buçuk ay önce kırgız getirmiş. Bana kırgız gelmeden önce dedi ki bu gemi çok su aldı. Hazal senin Hazal ilgili çok şey çıktı ortaya. Artık tadı kaçtı bu beraberliğin. Öyle demedi. Bende mesajları var. Sen dedi işte bahane bulacak ya bundan ayrılmak için. Sen dedi ya Hazal'ı kışkırtmak için sürekli fotoğraf paylaşıyorsun dedi. Sana yapma bahane dediğimi yapıyorsun dedi. Mesajlar hep var bende. Fotoğrafları hepsi paylaşmamı isteyen kendisi, ailesiyle. Aynen. Nişanlıyım göstermesini isteyen onlar. Ben yüzük taktım. Kim Atli görsün onu paylaştığında? Beni kışkırtacaklar aklınca. Atliye, aklınca. Karagol. Ben hep yüzüğümle gittim nişanlıyım. Adliye Karakol sizin nişanınızı ne yapsın? Tamam, öyle anlatıyoruz ya anlatırken. Köye gösteriş yapacaklar. Nişanlım. Nişanlın diyorsun, bunu gösteriyorsun. Şimdi Emel'cim şunu öğrenmek istiyorum. Aklın başına. Başında. Tüm yaşadıkların, Uğur'un kadınlara zarar verdiği, üzdüğü, incittiği, yarı yolda bıraktığı, ya mağdur biliyorsun ettiği. Tamam. Her şey üçüncü bir kadın yaşamına girince mi akıllandın? Yok, ben umursamadım. Benden önceki hayatı işte beni ilgilendirmez. Seyhan için de dahil. O kadar sevmişim ben onu. Aslında tam benden tersi. Benden sonra benimle beraberken beni aldattıysa o zaman bitiririm işini. Emel'cim, bir insanın geçmişi geleceğidir. Aynen yani öyle. Geçmişinde bir adam melek gibi, insan gibi hayat arkadaşını, çocuklarını mağdur etmiyorsa, bak o adamla hayat boyu birlikte ol. Değil çünkü mi? Bilirsin ki ya dersin, bak sevgisi bitmiş olsa da görevlerini yerine getiriyor, insanlığını kaybetmemiş. Ama bir adam geçmişinde herkesi yaralayıp yarı yolda bırakıyorsa, tamam, daha onunla birlikte olan kadını birlikteyken üzüyorsa, senin hayatının içine etmeye gelmiş. Aynen öyle. Sende, bizde problem bu. Geçmişi beni tam tersi. Geçmişine bakıp geleceği inşa edeceğiz biz. Onu demeye çalıştım ama anlamadı beni bir peki türlü. Peki sen şu anda Uğur Aydemir'le ne yapmak istiyorsun? Ben insan gibi barışmaya geldim. Barışma talebi. Barışmaya. Barışmak istiyorum. Hala barışmak istiyorsun. Evet. Neden? Neden? Ben o kadar göze almışım. Bir dünya onunla ateşkes sağlamışım. Ben bıçaklı saldırıya uğramışım. Telefonum çalınmış. Evden atılmışım. Üstüme bir sürü hapis cezası gelmiş. Yarı yalan, yarı yanlış. Nasıl? Kimle oluyor bu olaylar? Ama bıçakla neden mı saldırdınız? Bıçakla neden saldırdığımı söyle. Aynısı mağdur durumdayım. Ben şöyle bir cümle yazmadım. Bana da hayır, benim evde hepsi, bütün kanıtlar var. Ateşkes yaptınız. Aynen. Kimin bu için? Ateşkesten sonra sen Uğur'la mutlu mu olacaksın? Hiç uğruna. İşte onun için yorulduğu için çekildi zaten. Aşk gözlerini kör etmiş. Yorulduğu için çekildi. Yorulduğu için çekildi. Sıfır bir sayfa istedi. Bunlar ikisi boğuşsun. Yorulduğu için çekilmedim ben. Sen aldatıldın değil, ya. Bu 3 yılı bir de sizden dinleyebilir miyim? Şimdi Uğur Aydemir, yani çocuğumun babası, aldattı ya bunu. Bu artık her şeyi jeton düştü. Ondan sonra beni anlamaya çalıştı. Peki bundan önce neredeydi aklın? Ben sana defalarca evine geldim. Benle defalarca beraber kapına geldim. Emel yapma. Emel bak Uğur seni de aldatacak. Tamam. Emel bak Uğur böyle böyle yapıyor. Benden bak, bir çocuğuna bakan şey bir adam değil. Babaannesi bakıyor. Uğur Aydemir annesini döven bir adam. Bunu da söyledim. Annesini de darp eden bir adam ya. Babasını darp eden bir adam. Sana mı bakacak? Bunu söyledim halde ya. Bunu söyledim hadi, sen bunu anlamıyorsan eğer, o zaman sende bir şey var. Bir bunları duydunuz. Var. Annesine şiddet uygulayan, evet, yasaklı madde kullanan biri. Tamam. Ne yapması lazım? Sizi kesip doğraması mı lazım? Hadi ben çocuğumdan dolayı için? Esra bana Hanım. Bana hiçbir zarar vermemiştim. Bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Hadi ben çocuğumdan dolayı ben hani mecbur katlandım. Ya ben seni uyarmışım. Hani sen yol yakınken dön diye. Niye beni dinlemiyorsun bir kadın peki olarak? Peki o yol yakınken dönmüyor. Sen niye arkana dönüp gidemedin? Nereye gideydim ben? Çocuk var ortada bir. Ben iki tane çocuk düşürdüm ondan zamanında. Çocuklar düşürdükten sonra tekrar hamile kaldım.
Çocuk kimin soyadını taşıyor? Uğur Aydemir. Şu an önce bir evlilik yaptım ben. Evlilik yaptıktan sonra Uğur Aydemir o evlilik birlikleri içerisindeyken çocuğumun kimliğini almak istedim. Şu an halen de Aydemir şey soyadını taşımıyor çocuk. Evet. Hı-hı. Hani şey yapamıyorum bir türlü. Avukat sürekli beni sıkıştırıyor. Bir türlü çocuğumun hani kimliğini alamıyorum ben. Ama sen almayacaksın ki onu. Kendisi yapmıyor, uğraşmıyor. Uğraşmıyor kendisi. Sürekli bana yükleniyor. Beni çocukla sürekli kullanıyor. Ya diyor çocukla şey yaparsın diyor, sen ilgilenirsin diyor. Ya da diyor çocuğa alır kapını atarım diyor. Senin evladın çöp değil o. Senin ama çocuğun... şimdi biyolojik olarak babası. Evet evet babası. Ama nüfus kağıdına baktığımızda... Düştü şu an benim soy ismini kullanıyor. Çocuğun ismini de söylemeyin. O çocuk başka, sizin bir önceki eşinizin soyadını taşıyor. Evet. Ama mahkeme bitti. Ama babaanne de yaşıyor. Evet. Bu arada Uğur Aydemir'in ailesinde. Mahkeme sonuçlandı ama bir türlü kimliğini çıkartamıyoruz. Avukat beni oyalıyor sürekli. Para istiyor benden. Oyalamaz. Parayı verirsen diyor ben kimliği çıkartırım diyor. Ama şimdi doğru söylüyor. O onun da bir hizmeti var ve avukatlar da hani ama böyle şöyle. Canı bunu yaparken sizin hakkınızı savunuyor ama bunun bir bedeli savunma var. Savunma da değil. He. Karşı taraf kazandı ya hani şey onun çocuğu olmadı ortaya çıktı ya. Evet. Ben babalık testi çıkarttım hani davası açtım ben karşı tarafta. Onun çocuğu olmadı ortaya çıktı. Adam kazandı ister istemez. Adamın da avukatı kazandı. Benden para talep ediyorlar. Ben parayı mı vereyim? Uğur'sa kimliği mi çıkartayım? Uğur nerede? Dinleyeyim. Uğur nerede? Uğur da keyif çatıyor arada. Peki Uğur bu arada çocukla ilgili hiçbir şey uğraşmazken siz Emel'le birbirinize zarar veren evet. İki kadınsınız. Hah, beni ona düşürüyor, onu da bana düşürüyor. Emel'e gidiyor, diyor ki Hazal böyle böyle yaptı diyor. Bana geliyor, Emel böyle böyle yaptı diyor. Peki. En sonunda ben dedim ki yok sen bizi birbirine düşürüyorsun, sen çakalsın dedim. Peki. Öyle olmaz. Ya cezaevine girseydi ikinizden biri? Ya işte onu söylüyorum ya ben. Ya da ikiniz de. Adamın umurunda olmaz ki. Geldi zaten hapis cezası. Evet. Paraya döndü şu anda. Paraya dönüştü. Ülkemiz. Ve şu an gene beni... Çıksın her şey. Ben Türk bayrağının altında bunu, bir yaşayan bir vatandaşım. Bunu sorgulayacak olan kişi çocuğu kimden nasıl dünyaya geleceğinde hesaplıyor olması lazım. Uğur Aydemir'in söz hakkı cevap hakkı vardır. Adam çok tehlikeliymiş. Bu kişi şu anda nerede? Şeyde Antalya'da keyif çatıyor valla. O mekan senin, o mekan benim, o kadın benim, o kadın benim diye gezip tozuyor. Maalesef. Adam hakkımı da vermiyor. Kardeşim benim 7 yıllık hakkımı ver. Benim çocuğumun hakkını ver. Çocuğu bana veriyorsun ya hani al bak al bak diyorsun ya. Tamam hakkını ver. Başım gözüm ise çocuğuma bakayım ben atmam. Ben evladımı atmam. Versene o zaman ben hakkımı. Ben insan gibi benim evime aldım onu bıçaklı saldırıdan sonra komşumla beraber. Ne ona geliyor ne buna geliyor. Dedim, kaç hakkını... yıl kaldınız beraber? Kimle? Yok yok 3-5 saat. Çantasını kontrol ettim evime aldım. Kimse almaz o kadar olayın üstüne. Dedim ki arayacağım şimdi Uğur'u hakkını versin tamam mı? Uğur diyor ki ben annem babam sağ nikahım da yok asla ona mal mülk vermem diye anladın mı? Bu kadar. Ya. Eski kocasına gitsin. Herkesin tüm kadınları kandırıyor. Benim 9 tane evim var, malım var, mülküm var. Kadınlar yani da geldi, zavallı kadınlar. Yeri geldi, onu sevdiğim için çocuğu da kabul ettim. Hı-hı. Kimse çocuk kabul etmez. Peki Emel, yanındaki kişi bunları yaşıyor. Hı-hı. Yaşadığı her şeyde şahitsin. Ve sen hala ben Uğur'u istiyorum diyorsun. Yanlış anlamasın kimse, ben acizlik derim buna. Niye acizlik olur? Acizlik bence. Bir kadın kendi yani gururunu, karakterini düşünmemesi lazım ya. Ben tükürdüğümü yalamam. Uğur bana şimdi dese gel barışalım ben barışmam. Tükürdüğümü yalamam. Bu kadar basit. Kusura bakmasın kimse. Ben bir kadınım sonuçta. Neye göre diyorsun ki gel diye? Ne yapmasını istiyorsun? Benle şimdi neden hayatıma girdin, neden çıktın? Ben onun cevabını bekliyorum. Bağlanırsanız ben çok sevineceğim yani. Burada dinleyeyim ben. Tam anlayamadım ben ya. Hı-hı. Sınır neden hayatına kriz girdi? Getireceğim yani. Benden neden ayrıldın? Ve neden tanıştın benimle? Seni kullandı. Bende neden gezdin? Beni evden göndermek için seni saniye. Kullandı. Sevmediğin bir kadınla fotoğraf çekilir misin? He? Sorayım burada kaç tane erkek var? Ya onu için. Sevmediğiniz bir kadınla fotoğraf çekilir misiniz? Esra Hanım. Herkese fotoğraf çekiyor. Herkese fotoğraf çekiyor. Çekinmiyor. Sorun o mu? O sırf hani seni kandırmak için fotoğraf çekti. Ona bakarsan mesela ilişkinizi benim... bir yorumlasana. Seni sevdiği için yani, sen ne fotoğraf çektirdi? Benim başka ne yaptı? Eski eşimle fotoğrafım yok. Tamam. Başka ne yaptı mesela? Sevgisini gösterecek. Ona mı vuruldun? Allah fotoğraf aşkına. Çektirdi. Fotoğraf da çekiyordu, gezmeye de gidiyorduk, her şey oluyordu. Ona bakarsan benim bütün arşivlerim hepsi ortada. Benim eşyalarım sokağa atıldı. Bir canlı kul gelmedi benim otel arkadaşlarım da içinde dahil. Ben sabahın 10'undan akşam 10'a kadar Uğur'la beraber baş başa eşya topladım yerden. Yağmurun altından. Seni o konuma kimin sokan kim? Seni o konuma kim soktu? Tamam. Gene Uğur. Benim de eşim beni aldattı Esra Hanım. Ben gidip de kimsenin karısını parçalamadım. Ya ortada evet. Çocuğum var benim. Çok küçücük çocuğum var. Ne ana var başımda ne baba var başımda. Mecburum benim de yok.
Nereye gideceğim? Daha 40'lı çocuğum. Bir şey söyleyeyim mi? Siz ölmeyi bayılmak falan sanıyorsunuz. Çocuğum sen? Daha 40'lı benim Esra Hanım. Daha emiyor. Nereye kaç bırakacağım günlük? Ben çocuğu? Daha 40'lıydı ya. Bak ben çocuğumu nasıl bırakıp da gideyim? Sosyal medya paylaşımları var. Bir görelim sosyal medya paylaşımlarını. Kimle kimin? Emel'le. Ve bunların hepsini aslında paylaşıyorsun. Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Bu paylaşımları yaparken tek amacın Hazal Hanım bunları görsün. Aynen, kışkırtmak. Beni kışkırtmak. Bir yürek bir tek sevgiyi ancak içine sığdırabilir. Yürek tahtında iki kişilik sevgiye yer yok ki. Demek ki neymiş? Hayallerle yaşayanı gerçekler üzermiş. Rüzgarda saçlarının hangi yöne yattığını bilir. Hangi şarkıda ağladığını, hangi şarkıda güldüğünü bilir. Şaka gibi. Demek ki fotoğraflar gerçeği anlatmıyor sevgili seyirciler. Aynen, hele günümüzde. Öyle. Yani gerçek fotoğraf bizim zihnimizdeki bir kare ya. Yoksa sabahtan akşama kadar bir sürü uygulamalar var şak 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 çektiğimizde. Ama dönüp o fotoğraf telefonu elimizden bıraktığımızda gerçek yaşadığımız. Hiç bedeninde yaralar oluştu mu oluştu. Bu ilişki yüzünden? Oluştu. He? Oluştu da dile getirmiş. Ölümün kıyısından geçtin mi? Geçtim, ben geçtim. Ben Emel'e soruyorum. Ölümün kıyısından geçtin mi? Ölüm korkusu bıçağı, yaşadın mı? Gözüm görmedi yani. Bu kadar sevmişim. O bıçağı başımda hissettim ben, öldüm zannettim bir an ama ölmemiş. Uğur kurtardı beni. Ortada bıçak diye bir şey yok da neyse. Ve bunu göremiyorsun ve Emel okuyamıyorsun. Çocukların var mı? Bir tane var. Kız erkek? Kız. Kız. Kaç yaşında? 13. Ha? 13 yaşında. 13. Allah korusun ama ileriye git. Kızının benzer bir şeyde olmasını ister miydin? İstemem. İşte. Niye istemezsin? Kızım böyle bir ilişkinin içerisinde. Tabii ki istemem ama ayrılamadım yani. Kızın İlk sana defa. Diyor ki seviyorum diyor. Sen der misin böyle sevgi olur mu diye? Böyle sevginin içine edeyim der misin? Tamam, severken işte kabullenemiyor insan. Görmek istemiyorsun. Farkındaydım da. Çok da ayrılmak istedim. Annesi de şahittir. Kaç kere aradı annesi neden ayrılıyorsunuz diye. Kimse benim kadar sevmedi. Hiç kimse. Ya benim kırıldı ya. Benim kaburgalarım kırıldı. 7 yıl boyunca yemedim, dayak kalmadı. Çocuğum için sustum. Çocuğum için sustum ben ya. Anlatsam var ya buram da taştı taştı Esra Hanım. Her şey sustum. Çocuğum için sustum. Girecek yerim yoktu diye. Kimse benim gibi onu sevmedi ya. Halen de kırık benim, halen de. Kaburgam kırıldı. Lekemim kırıldı benim. Var dedim Hazal. O çocuk büyüyene kadar ama izin vermediler buna. Kimseymiş ya. Kimseymiş. Yani madde kullanan bir baba var. O çocuğa ne yapar? Babaannesi bakıyor Allah'tan ki ama gene de gözümü ayırmıyorum üstünde. Beni kovsa da gene gizlice gidip görüyorum kapıda. Siz kendinizi seviyor musunuz? Ben kendimi çok seviyorum. Bence kendini seven biri kendine zarar verdirmez. Ben bu sevgiden bahsettiğim evladım için ayakta kalmaya kalkıyorum. Sevmekten bahsetmiyorum. Kendini sevmekten bahsediyorum. Ben zamanında çok sevdim onu ama artık şu an gözümde bitti. Değeri sıfır. Sadece gözümde çocuğumun babası bu kadar. Bitti. Uğur Aydemir'in söz hakkı, cevap hakkı var. İki kadın. İkisi de yan yana. İkisi de birbirine. Şuraya bakın ya, arşivlerim hep ortada, hep. Defalarca zarar vermiş. Bugün yan yana. Biri dön, diğeri de hakkımı ver diyor. Uğur Aydemir şu an telefon attığında. Alo. Alo. Neredesiniz Uğur Aydemir? Esra ablacığım, evimdeyim. Bu kadın, yani ben kurtulamadım bu kadınlardan yani. Öyle söyleyeyim size. Yani yakamı salmıyorlar. Kadınları benim mahvet, başka bir birlikteliğim var. Şu an biriyle birlikte misiniz? Evet, birlikteyim. Ya bırak ya. Yani birlikteyiz. Ya çocuğa ben bakıyorum. Yalan, dini nikah kıydınız yalan. Efendim? Dini nikah kıydınız mı o kişiyi? Ya, hayır, kıymadım. Ben artık evlilikten korkar oldum bunlar. Doğru, ben çünkü niye kadın... Hayır, işte bunlar bu durumdan dolayı bir hafta önce yurt dışına çıktı. Yani memleketine gitti. Nereli? Kazakistan. Kırgızistanlı. Kırgızistanlı. Evet.
Kadınla da görüntülü konuştuk. Kadın benim numaramı istedi. Utanmadan bizi aramış. Beni arıyor, beni merak ediyormuş. 7 yıllık geçmişimi istiyor. Uğurlu olan birlikteliğimi istiyor. Hayırdır dedim, sen beni niye istiyorsun dedim. Niye görüşmek istiyorsun? Ben merak ediyor, seninle konuşmak diyor. Sen benim neyimi merak ediyorsun? Ablacığım alakası bile yok. Ya bir git ya. Her şey Uğur elinde. Kanıtlar elinde. Kanıtlar elinde. Uğur Aydemir, kanıtlar kadınlar elinde. Kadınlar mı sizden kurtulamıyor, siz mi onlardan kurtulamıyorsunuz? Bakın ben isterseniz abla bir söz hakkım olabilir. Tabii bir dakika ki, buyurun lütfen. Olayı aydınlatacağım. Tabii. Ben sosyal medya üzerinden Seyhan Kaymay'la tanıştık. Aha. Bu kadın bana bekarım dedi. Geldi. Kadın evli çıktı. Bacısı aradı. Kardeşleri aradı. Biliyordun. Bilmiyordum. Nerede biliyordum? Allah aşkına. Baktım. Bilmediği için mi 7 yıl beraber oldun? Bir şey söyleyeceğim. Benim geçmişim seni ilgilendirmez. Bu bir... Nikah masasına otursaydın o gün evli olup olmadığını öğrenirdi. Niye oturmadın? Bilerek 7 yılı niye sürdürttün? Bir hafta oldu geleli zaten. Niye sürdürttün 7 yıl? İstemiyorum diyorum kardeşim. İstemiyorum. Zorlamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Hani sen onu hafife alma. Anladın? Benim canımı sıkma. Madem ben evliydim. Niye 7 yıl birlikte oldun benimle lan? Ha? Niye aynı yasa başvurdun? Niye çocuk yaptın? Karakolunda ben bunu kaç kere bunu attım. Evden dışarıya attım. Attın kere. Doğru ya. Hepsi kayıtlarımız mevcut. İki tane çocuk düşür. Ondan sonra tekrar hamile bırak. Oh vallahi. Kaç kere gebelik yaşadın? Yıkılacak yer arıyorsun da o kişi ben değilim. Kaç kere gebelik yaşadın? Ben 3. Bu öykü 3. çocuğum. 2 defa çocuk düşürdüm ben. Uğur Aydemir'in keyfi yiyicisine. Her gün aynı yemek yenilmez mi? Senin meşhur o kelimeni ömrüm hayatımda unutmayacağım. Lütfen. Her gün aynı yemek yenilmez dediğin kelime. Allah Allah. Ben böyle bir şey söylemedim Esra ablacığım. Uğur, senin bütün arşivlerin bende. Hepsini ben hiç silmedim. Allah hepsi Allah. Kayıtta. Ya arkadaşım ne istiyorsun benden? Ben bu kadar kötü bir insanım. Hakkımı istiyorum. Ne hakkı vereceğim sana? Aha, ne hakkı verirsin. Vereceğim sana? Vereceksin. Ya bunların 7 yıl boyunca ben para... sana annene öz anamı yerine koydum lan. He? Saygıda kusur etmedim. Babana desem babana etmedim. O madde içen kardeşine bile, o bak cezaevindeki olan kardeşine bile ben ona ablalık yaptım, yengelik yaptım. Gözünüze dizinize dursun inşallah. Hakkım zehir zıkkım olsun size lan. Zehir zıkkım olsun, evlat verdim lan size ben. Anam bile bana ne dedi? Annem bile bana ne dedi? Annem. Annem bile bana ne dedi? Kızım dedi, senin sayende benim bir torunum oldu dedi bana ya. Dairim bu kadınla hiçbir alakam yok. Alakan yok mu? Şikayetçi oldun mu? Oldum. Dosyası tamam. Var. Sürekli söylemeyin orası. Bu da mı yalan? Bu da mı yalan? Bak beni evdekilerden dolayı. Bu da mı yalan lan? Ama konuşamıyorum. Bir hafta önce evime geldin. Kalktın su. Burada konuşturma bak. Bu arada yani taraflardan birinin isteği olmuşsun, dışında sus. Bile hiç kimse birlikte bile olsalar benim anlamak. Zorla ilişkiye zorlanamazlar. Uğur Aydemir ablacığım, her şeyi bak. Hazal tek başına mı yaptı? Çocuğu tek başına oldu. Baktım hal hareketleri kardeşim ne yapıyorsun ya? Lan ne yaptım? Leke mi sürdüm lan ben seni? Ne yaptım? Bir söyle bakalım. Kelimelerinize... Senin hayatında şu anda yaşadığın tüm her şeyin sorumlusu da sensin. Sensin. Onların tabii, akılları aynen. Yok, o ayrı. Senin nasıl peşinden koşuyorlar o başka bir şey. Ben koşmam ki. Bunu anlamıyorum. Ama bu iki kadın birbirlerini öldürebilirlerdi. Sorumlusu ablacığım, kim biliyor musun? Uğur'un sensin, keyfine... benim gözümde sensin. Aynen öyle. Ablacığım. Daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Sorumlu sensin. Buradan şöyle mısınız? Çıkamazsın Uğur. Kocasını bağlar mısınız? Kocasını bak o zaman kocasının karşısına dikilip sorsaydın. Siz boşandınız Allah mı diye Allah. Öyle birlikte olacaktın. Öyle. Ya istemiyorum diyorum. İstemiyorum. Adam zorlama evlenmiş, baklanmış. Senin elin adamı huzurunu bozmaya hakkın yok. Aynı ev. Beraber ev kurdunuz mu? Kimle? Beyefendiyle. Ablacığım ben zaten bekar yaşıyorum. Uğur Aydemir'le mi? Evet. Tabii ki. Tabii ki her İlişkinizin şeyimiz var. İlişkinizin ilk günden itibaren. Hepsi bütün her görüntüler, videolar ne arasanız var. Günü gününe. Ben biliyorum çünkü ben balımı bilmez miyim? Sen evliyken mi onunla tanıştın? Ben evliyken tanıştım ablacığım, ama boşanmaya. Ben boşandım. Oldu, boşandıktan sonra size. Çocuğum oldu. Ben ondan kendisi. Bahsetmiyorum. Ya, sen de onun evli olup olmadığını Allah sorgulamamışsın ya. Zaten. Yalan mı? Uğur kes sesini, yalan buradan konuşma. Buradan böyle çıkamazsın Uğur. O zaman diyecektin ki... Nikah altındayken birlikte oldun. Kaç kere beyefendiciğim o zaman diyecektin ki bu
cümleyi kurmamak için hanımefendi, ben öyle sadece dini nikahlı beraberlik yaşamıyorum. Aynen öyle. Sen benim aileme gelin olarak geleceksin. Madem ilişkide yaşıyorsunuz, otursaydınız nikah masasına. Otursaydın. Ne güzel. Geleceksin, gideceksin, birlikte olacaksın. Canın isterse zaman geçireceksin, istemezse geçirmeyeceksin. Sonra çıkacaksın işin içinden. Diyeceksin ki bu kadın namussuz ya. Aynen öyle. Ya bu kadın ahlaksız diyeceksin. Benim biraz da kendine sor, bende var mı diye bir Uğur. Biraz sende var mı ablacığım diye bir sor. Kendisi sütten çıkmış ablacığım, ak kaşık. Dinliyorum sizi. Bak, bakın ben sosyal medya üzerinden tanıştım. Bir haftalıkken bunun evli olduğunu anladım. Bir haftalık mı? Olan sen bana ben bir yıl boyunca gel gel demedin mi? Defalarca kez attı sokağa. Ay çıldıracağım yemin ederim. Bak, sen var ya erkeğin yalancısısın var ya. Sen ne kadar yalan... Peki, Hazal Hanım sizi kandırdı. Emel Hanım sizi nasıl kandırdı? Evet. Hadi ben yalancıyım, bu da mı yalancı? Buyurun. Ne? Emel Hanım sizi nasıl kandırdı? Konuşsana. Evet Uğur, seni dinleyeyim. Benimle neden tanıştın? Neden hayatıma girdin? Ablacığım, neden 3 yıl sürdü? Ve neden ayrıldın? Benden uzaklaştırma falan aldı, eve gidemedim. Anlatabildim mi? Yalan ona hazır da kaç kere yalan söyledim ya. Emel Hanım hayatınıza nasıl girdi? Ben karıştım sen. Kaç yıldır berabersiniz? Tamam sana soru sorayım şimdi. Ben ya sana kaldığımdan bahsetmiyorum. Çok uzun bir birlikteliğim de olmadı o bir günle de ya. Ben anlamıyorum. Bir kaç gün birlikte oldunuz ya da kaç yıl? Melek. Esra Hanım, Uğur Aydın, hür melek. Hür, Emel hür melek, melek. Kaç yıldır birliktesiniz? Seni şeytan seni. Şeytan. Hangisiyle? Emel Hanım'la. Ya Emel Hanım'la da bir senedir görüşmüyorum aşağı yukarı. Bir senedir mi? Sevgin bir yana, erkeksen buraya geliyorsun, psikolojini ölçecek Esra Erosan'ın doktorlarla beraber. Ben bekliyorum. Belge şey istiyorum senden. Emel'ciğim, onun psikolojisini ölsem. Bozulmuş bunun bir psikolojisi. Bir kere ben onun psikolojisini ölçemem. Ben seninle bir ay önce yazıştım. Daha bir 10 gün önce yazıştım ben sana ya. Ölçülmezdi. Sadece... Ben deli miyim? Deliye kadar... benzer bir... Mesleğimi ben buraya... Utanmadım da geldim buraya senin için ben. İnsan gibi barışmaya geldim. Para istemiyorum ben. Anladın mı? Emel Hanım. Hazan seni artık istemiyor. Yani ben hakkımı istiyorum Uğur. Para için. Ben hakkımı sen istiyorum. Sen kimsin? Sen kimsin? Padişahın çocuğu musun sen? Sen kimsin? Ablacığım benim maddi durumumdan dolayı zaten. Sen kimsin? Aba, maddi durumu. Bu kadar parayla keşke doğru eğitim alabilip doğru bir insan olabilseydin. Yani bunlar parayla satın alınır şeyler değil. Maalesef bak. Sakin konuşuyorum ama her iki kadınla da konuşma üslubun çok çirkin. Her ikisi de senin. Diyorum ya bak, İstersin istemezsin ben ondan bahsetmiyorum. Her iki kadın da yaşamına girmiş, biri sana çocuk vermiş, diğeri de sevgilin olmuş kişi. İkisiyle tamam konuştuğun, sadece sevgilisi olmamış, çok çirkin. Sadece sevgilisi olmamış, bütün hayatını ortaya atmış, ölümü göz almış bir Emel Zeyrek var burada. Evet, nasıl Allah birisine Allah benziyorum ben? Allah Allah. Ne işine yaradım ben senin üstünde boyunca? Seni biz var ya, çok şişirmişiz. Siz durun lütfen. Uğur Aydemir, seni biz çok şişirmişiz. Allah Allah. Bu mu sevgimin bedeli? He? Arayıp da böyle beni küçük düşürmek. Ya ben bunu içtim. Gülüyor orada ya. Gül sen gül. Adam orada gülüyor ya. Buradan geldikten sonra seni sürpriz bekliyor. Onu da biliyorsun değil mi? Ne sürprizi? Onu da sürprizlere beklesen. Seni yarılarım ben başkasına. Sürekli beni tehdit ediyorlar. Bak bu da tehdit ama. Benim uygunsuz fotoğraflarımı sağa sola yayıyorlar. Yaymadım. Sana onları utan diye attım. Benden önceki beni ilgilendirmez. Deliler gibi sevdim seni ben. Utan. Çıplak fotoğraflarını mı çekiyorsun? Beni ilgilendirmez. Olan videolarımı. Benim olan videolarım var elimde. Peki bir şey öğrenmek istiyorum. Bak şimdi sizin haklı olduğunuz, haksız olduğunuz da var. Şöyle bir durum Uğur var. Uğur Bey'in uygunsuz fotoğrafları var. Tamam. Benden önceki. Evet. Ben sırf utansın diye attım. Tamam. Bu uygunsuz fotoğrafları kim nerede yayıyor? Kim? Yaydığımız yok. Uğur'un fotoğraflarını sen mi yaydın? Ben mahsus buraya geleceğimi söyledim. Tamam. Esra Erol da utansın diye. Ben seni dedim afiş afiş orada gayacak dedim. Bunlarla tehdit edemezsiniz. Bir dakika. Ya. Tamam. Bak, neden şimdi... ayrıldın benden? Bir saniye. Neden ayrıldık biz? Soru sorayım sana. Aa. Bunları kayda mı aldınız Emel Hanım? Neyleri? Kişisel verilerinizi Uğur Bey'in haberi olmadan... Mahremiyet. Yanlış anlaşılma var. Benden önceki bayanlarla sevişmesi. Çok affedersin. Böyle var mı videolar elinizde var. Yok mu? Kendisi attı bana. Ha? Kendisi yolladı bana. Geçen yıl benden ayrılmak istiyordu. Şu verdiğiniz mücadeleyi evlatlarınız için verdiniz mi? Ben onu merak ediyorum. Veremedim. Uğur Aydemir için verdiğiniz mücadeleyi evlatlarınız için verdiniz mi? Vallahi evladım için ben dayak yedim, belim bak, sakat kaldı. Size şunu söylemek istiyorum bayan olarak. Evin içinde bulunursunuz, dışarı çıkmadığınız sürece evin ne kadar havasız olduğunu anlamazsınız. Aynen öyle. Uzaklaşın bu kişiden.
Yani sizler ikinci evliliği yapan... Ne güzel bakın, konuya değindik. 17-18 yaşında genç kızlar değilsiniz. Tamam değiliz. Ne güzel konuya değindiniz. Tamam. Nasıl çıkacağım kurtulacağım size? Eş olarak, hayır eş olarak seçtiğiniz oğlum, çocuklarını, kişi... Baba, ya bunlara bak adamlar, kocaları, çocuklarını bile teslim etmiyorlar bunlara ya. Velayetler bak, babada. Seni ilgilendirmez benim geçmişim. Kimsenin geçmişi seni ilgilendirmez Uğur. Ben sana soru soruyorum. Sen 7 yılın hesabını ver. Uğur. Uğur Aydemir. Uğur Aydemir. Siz niye Uğur böyle Aydemir. Bir hanımefendiyle birlikte olmayı tercih ettiniz? İlk önce şimdi modam mı geçti? Modam geçti. Sen 7 yılın hesabını ver. Milletin geçmişini kurcalama. Sen ama işte bak onun geçmişi, sizin onun geçmişi nasıl geleceği, sizin de geçmişiniz. Şimdi mesela normal şartlarda çocuklarını bırakan bir kadınla evlenip çocuk sahibi olmak ister misiniz? Birçok erkeğe sorsak istemez. Niye? Çünkü der ki benim çocuğumu da bırakır der. Ya da daha önceki geçmişindeki kadınları yarı yolda bırakan bir adamla gelecek kurmak ister misiniz? Hayır. Ya beni de işi, hevesi, arzusu, nefsi geçtiğinde beni de bırakır der. Tamam. Aynı şey ikiniz için de geçer. Şimdi ama ben, şunu da söyleyeceğim. Size. Ben şimdi bu şantaj olayı genelde hep kadınlar üzerinden yapılıyor ama programda çok görüyoruz, erkekler de çok şantaja uğruyor. Yani başkalarıyla olan görüntülerimizi siz... Eski sevgilinizle özel görüntülerinizi buraya atamazsınız. Sen de o görüntüleri buna tehdit olarak kullanamazsın. Onu da yaptı ayıp. Kullanıyorlar işte. Hayır ablacığım, ama sen de eski sevgilinle görüntülerini bu kadına atamazsın. Bu çok çirkin. Anladım ablacığım, benim telefonumdan alıyor. Göstersene. Benim telefonumdan kendi telefonumdan. Nereden senin şifreni nereden bileyim ben? Yalan söyleme. Sırf Emel tiksinsin. Hazal ona gönderiyor. Seyhan. Onun geldiği gitmiş Seyhan. Tamam, mahreminiz yok. Bir şey söyleyeceğim. Biliyor, Esra Hanım biliyor. O deli değil senin gibi. Hazal Hanım'dan şey olan çocuğu kabul ediyor musunuz Uğur Bey? Efendim? Hazal çocuk benimdir. Çocuk benimdir. Ben bakıyorum zaten. Çocuk, maddi manevi çocuk sizindir. Eski da. Eşiyle soy bağını reddi davası sonuçlandığında siz bu çocuğu tanıyıp soy ismini verecek misiniz? Evet. Çocuk benim çocuğumdur zaten. Çocuk zaten onun çocuğu. Madem senin çocuğunsa bir şey diyeceğim de. Kaç sen benim gece gündüz ömrümü yiyorsun Uğur? Niye sen kalkıp da beni tehdit ediyorsun? Çocuğu sana götüreceğim, eve götüreceğim. Niye beni tehdit ediyorsun sen iş yerinde neydi? He? Sen niye beni delirtiyorsun sen Uğur? Çocuğu okula yazdırdım. Kreşe yazdırdım. Kreşe ne için yazdırdın? Sen anlamadın beni. Geçen müdür beni arıyor, diyor ki tek bir evrak eksik diyor. Sana anlatamıyor ki. Sen NATO kafanatı mermer. Allah sana Allah. Diyorum ki bir evrak arkadaşım, eksik diyorum. Arkadaşım ben yazdırmış mıyım çocuğu kreşe? Bana diyor ki çocuğu görmek demezsin diyor. Orayı bozuyorsun. Annenin babanın, yani sizin annenizin babanızın bulunduğu yerdeki mi kreşe gidiyor? Evet. Evet. Çocuğumu ilk günde, avukat hanım, kaç ilk günde ben görmeye gittim anneniz, ben. Anneniz bu bebeğe kaç günlükten itibaren bakmaya başladı? Çocukluğundan beri annem bakıyor, biz ya, bakıyoruz işte. Niye benden kaçırdın? Kaçırdı mı? İşte 40 diken. Tamam, sen bunun için karakola gittin mi? Yuhuy! Bizim mahkeme bak, hayatım, bu kadar. Çocuk senle eski eşinin çocuğu gözüküyor. Evet. Bu adam dış kapının dış mandalı. Evet. Bir tek onunla beraber olup bu çocuğun babası olduğunu sen biliyorsun. Evet. Çocuğa da bakıyorum, kayıp tutuyorum. Sen bununla ilgili şikayete gitmiş ben olsan defalarca diye, alırsın. Kayınvalidem bakıyor diye, ben çalışıyorum diye kayınvalide Allah razı olsun bakıyor. O zaman kendi rızanla verdi. Tabii ki onda sıkıntı yok. Mahkemeye göre de babaanne... Yasal temsilcisi bu çocuğu. Evet, kayyum olarak atandı zaten. Çok acı bir şey değil mi? Eski eşiniz bu çocuk benden... İşte daya bu bak, durmadı. Benden durmadı. Değil diyor ya Hazal Hanım. Evet. Bu çocuk diyor benden değil. Evet. O çocuğu temsil eden kişi de kim? Anne. Devletin karşısında biyolojik babanın annesi. Evet. Bak kargaşaya bakın çocuğun kafasındaki. Evet. Değil mi? Ama ben bunu defalarca söyledim. La sabret, en fazla 2-3 ay kaldı diyorum. Bak şey olacak, çocuk ya kimle olacak? Ya kaç 2-3 ay geçti? Çocuk 4 yaşında vardı. Istiyorum. Çocuk 4 hemen. Yaşında vardı. Daha ya be geç şuradan. Ya. Ben ne zaman boşandım Uğur? 2021'de ben boşanmadım mı? Ben sana sabret demedim mi? Niye inat ettin? Hemen çıkart kimliği, hemen çıkart. La bırak dedim, elin adamın üstüne. Niye çıkartayım kimliği? Sabretmedin 2-3 ay sen. He? Niye sabretmedin? Benim ya ömrümü arkadaşım. Yedi Esra Hanım. Peki ömrünüzü yerken Emel Hanım... Şimdi bak yayına bağlandı. Ben her ikisinden de kurtulamıyorum dedi. Ben yanlış duymadım değil mi? Benim neden neremden kurtulayım? Ben bu kadar belayı niye başıma sarmışım? Valla benden Emel kurtulamaz. Hanım da benim, çocuğumuz var. Hazal Hanım. Benden Emel Hanım da benim hayatımda çok kısa süreden beri olan biridir benden dedi. Benden kurtulamaz. Kısa süreden mi? O kadar değersizleştirdi buraya ki. Buraya bak bir sürü arkadaşım bağlanacak. Birkaç güne kadar bağlanacaklar. Bakalım neymiş. Ben Uğur Bey'e sorayım. Kaç yıldır berabersiniz Emel Hanım'la? Ablacığım doğru düzgün görüşmedik bile biz onunla. Yalanlar. Yapıyormuş ya böyle bir şey olabilir ne mi? Var? Ben Kepek bölgesinde esnafım yani. Anlatabildim. Aileniz gelin olarak Emel Hanım'ı kabul ediyor mu? Etmiyorum, istemiyorum ikisini. Tamam, başımı belaya neden soktun diyeyim sana. Neden bu kadınla beni savaşa soktun sen?
Hani seviyordun? Girdin ya, bu kadın benim yakamı salmıyordu, sen de girdin araya. Yalan söyleme yalan, bütün Antalya çalkalanıyor ya. Antalya çalkalanıyor, çalkalanıyor. Rezilliğimizden atlıya karakol, doğruyor artık senin yüzünden beri. Emel'e maddi destek sağladım. Nasıl? Maddi destek verir sana. Belli. Çok özür dilerim. Paralar nerede? Şunu anlamaya çalışıyorum. 10 gün çalışır, 10 gün sonra işten çıkar. Peki Uğur Bey, Emel sizin tetikçi mi denir ona ya? Tetikçi denir değil mi? Hazal'ın senden uzaklaşması için tetikçi tutmuş. Emel'i aslında öne sürdün. Ben Emel'le beraberim. Emel'le beraberim dedin. Değil mi? Evet. Emel'le aynı evde yaşadın mı? Yaşadım. Yok ya, 3-4 gün, yok, bir gün, gün. Yani yarım saat ya. Bir ay kaldım ben de sen, bir ay. Ya bir ay nerede kaldın? Apartmanımın anasını ağlattınız ya, apartmanın anasını. Araştırabilir Esra Erol, araştırır. Net bin ödedim yani, altına kalmadı bir şey. Kira mı ödedin? Ah Uğur, gittik. Siz beraber mi ev tuttunuz? Faturasını, kira. Ben o eve oturuyordum zaten. Oraya geliyordu. Tabii, kaç sene oturdum ben orada. Şimdi seni tetikçi tutmuş. Hazal'dan kurtulmanın yolu Emel'den geçiyordu. Tabii. Peki, sen... Hazal'dan kurtulmak için... Ben buna maddi destek sağladım, ondan kurtulabilmek için. Maddi destek nasıl maddi? Sağlamıyor kadın. Söylesene konusunu. Bir dakika. 20 tane bir sürü her gün canı sıkılınca gidiyor. Maddi desteği nasıl sağladın? Ya bu kadın çalışmıyor. Anlatabildim, elektriğini ödedik, suyunu ödedik. Evet. Buna gidiyor, tartışıyor. Taksi parasını veriyordum, git diyordum, bundan beni kurtar, anlatabildim o şekilde. Yalan söylemiyorsun. Bundan kurtulabilmek için... Ağzın yamıldı, ağzın yamıldı, şu tarafa doğru. Bir saniye. Video kaydı var. Bak video kaydı göndereyim. WhatsApp numarası varsa Uğur video Bey. Kaydı göndereyim. Ne göndereceksin? Siz. Video kaydı göndereyim bak. Tamam, ne var o videoda? Ne yapmam lazım, neler vermem lazım senden kurtulmak için? Siz bu parayı niçin veriyordunuz Emel'e? Yalan söylüyor. Git ya. Hazal'la... Kurtulabilmek için bu kadından. Ne? Seyhan'dan kurtulabilmek için. Çok yalan söylüyorsun. Peki benden sen parayı için. Verdin. Bir saniye, parayı verdin. Evet. O parayla Emel Hazal'a ne yapacak? Hı. Onu vuracak hayır, mı? Hayır, parayı elektriğini ödüyor, suyunu ödüyor. Bak, yalan elektriğini söyleme. Ödüyorsun, maddi destek tamam, de alıyor. Maddi destek... Efendim, bu tamam, ihtiyaçlarını karşılıyorsun, ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlarını karşılaman karşılığında evet. Emel gidip Hazal'ı vuracak mıydı? Vurmayacak. Niye dövecek vursun? Miydi? Kadın, bak, bakın şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Kadın hakları, bak Türkiye'de kadın hakları çok üst safhada. Kadın kadınla bunu dedim, hani uğraştım. Benimle uğraştım, sürekli mu? Ceza aldırıyor ya. Peki sen ceza almamak için Hazal'la Emel'i kafa kafaya getirdin. Aynen öyle. Bunlar öyle ikisi oldu, kendisi de biliyor. Kaç kere birbirlerini yaraladılar? Yaralama yok, birbirinden canı sıkılınca şikayetçi oluyorlar. Yaralama yok mu? Ha? Atliyede videolar ve yanımda getirdim, çantamda getirebilirler mi? Hı? Peki. Gözüne sokarım senin burada. Senin yüzünden benim başım belaya geldi. Hapise gireceğim şu anda. Yani Hazal'a verdik. Ziyaretime gelirsin artık. Bir saniye, bunu ilk kez gördüm. Bak, kadın hakları, kadın koruma kanunu o kadar üst düzeyde ki... ...ben bir şey yaparsam başım belaya... Oraya imza yatsın mı? Bak, evlilik kadar kötü bir şey yok. Oraya imza yattın mı bittin hayatın. Vallahi o zaman ilişkide yaşamayacaksın beyefendi. Niye uğraşayım şey o zaman? Oraya. Oluyoruz işte, artık Türkiye'den değil, yurt dışından yaşıyoruz artık. Peki bir saniye. Sen Hazal'a vermek istediğin zararı dolaylı yoldan Emel üzerinden verdin. Aynen öyle. Değil ya mi? Dedim ki beni şikayet ederken ben diyorum bununla birlikte bizim yakamızı sal diyorum. Anlatabildim, bu halen şikayet etmeye devam ediyor. Bir saniye. O da ondan şikayet tamam ediyorum. Niye şikayet ediyorum? Telefonum nerede benim? Baktım ki. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Sus be. Daha da ondan sus. Beter. Benim telefonum Uğur, nerede? Beter. Telefonum çalındı benim. Uğur. Nereden veriyormuş bana paraları? Benim maaşım 35 milyar 45 milyar. Sen ne maaş alıyorsun? Buyur dinleyeyim seni. Sıfır. He? Sıfır. Annesinin babasının parasını yiyen. Aciz adam. Onu seviyorum ben. He? Gönlüm ona aktı. Arkadaşım ben çalışmıyorum. İyi sen bana harçlığımı nereden veriyorsun? Sen anneni babanı darp eden bir şahsın. Emel'cim farkında mısın? Harçlık almadım ben ondan koltuğa, ya. Sen bu koltuğa ne için oturdun? Barışmaya. Barışmaya. İnsan değil bu, baksana insan sen değil bu. Sen şu saatten sonra bu adamla bir daha yan yana gelir misin? Kadın var. Tamam. Benim bütün borçlarımı ödüyorsun şu an. Senin yüzünden benim üstüme bir sürü borç geldi. Öde. He? Ayrılma bedelini de öde. 3 yılımın bedelini de öde. 2 trilyon para istiyorum senden. 2. Daha ne para istiyorsun benden? Ne parası? Evet. Ya buraya insan gibi gelir nikahımı kıyarsın ya da 2 trilyon istiyorum. Evet. He? Buyur. Kafayı yemişim ben. Evet yedim kafayı. Ya senin sayende. Alkış sana, alkış. Sayendeki kadın birbirimizin kafamızı yedik. Buyur temizle, doktora ya götür bizi. Para vere vere zaten bıktım size. Yani size yedirdiğimin abdesti. Sen bana ne parası verdin? Sen kendine giysi almasın, giysi. Giysi almasın sen kendine. Ben alayım senin giysilerini. Sevdiğim için ben ona bir dünya giysi aldım. Annesi de şahittir, bütün arkadaşlarım da. Bırak ayak yapmayı Allah. Terbiyesiz. Nankör herif. Doğum günü sürprizleri yaptım sana ben. Orada dur, orada dur. Hani ne aldın bana sen? Göster hediyeleri. Buyur. Bir dakika. Uğur.
Sen bana ne para verdin 7 yıl içinde? Dur. Yok yok, sana demiyorum. Sana maddi destek demiyorum. Emel'e verdim bir sürü maddi destek. Ha, nerede destekler? Destekler nerede? Bana ne verdin? Ben sana evlat verdim. Sen bana ne verdin? Sizin yüzünüzden, ikinizin yüzünden evden atıldım ben. Sen benim hayatımı mahvettin ya. Ha, hayatını mahvettin. Ne olacak ama diyorum, istemiyorum diyorum. Ha, doğru. Başka yerlere atılıyorsun ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin küçük gördüğünüz büyük planı. Emel'in Hazal'ı bence öldürmesini istedi. O da onun elinden olmasın. Hazal'dan, ya Seyhan'dan kurtulmasının tek bir yolu vardı. Aynen öyle. Bu öfke ve kıskançlıkla beraber... Baktı ki olmadı. Böyle bir şey yaşanacaktı. Bu sebeple de Ben öldürmek demiyorum bak. Hala siz yanlış anlıyorsunuz. Valla öldürmek... Kadın beni öldürmeye teşebbüs etti sayende. Benim yakamı salsın. Kadın salmıyor bak. Salmam. Benim yakamı salmıyor. Uğur Bey. Salmam, senin yüzünden ben ölüyordum. Uğur Bey, resmi rakamlar üzerinden ilerleyelim mi? Evet olur. Hazal Hanım'la aranızda karşılıklı olarak 7 tane ceza dosyası var. Aynen öyle. Daha fazladır. Benim tespit ettiğim 7 tane. Siz Hazal Hanım'dan kurtulmak için Emel Hanım'la tanışıyorsunuz. Aynen bakın, öyle. 26 Nisan 2024. Aynen öyle. Sanık Hazal Hanım, zarar gören müşteki Emel Hanım. 19 Temmuz 2024. Aynen. Sanık bu sefer değişmiş. Seni zarar veren yaptın Emel Hanım. Araştırmışlar. Müşteki Seyhan Hanım. Hazal Hanım yani. Kim yaptı bunları? İkisi. Siz ceza dosyalarınızdan kurtuluyorsunuz. Artık iki kadın birbirine karşı artık ne diyorsanız nasıl... Ama o kadın hakları o kadar çok ki. Bunun hakla ne alakası var? Bir akıl hakkı yok yani. Bir nefret edin kadınlardan ve hiçbir kadınla görüşmeyin. Bence de. Ben özel hayatımı sizlere mi soracağım? Ben onu anlamadım ama yani. Ama özel hayatınız bakın toplum içerisinde bıraktığınız soy bağı değiştirilmiş bu çocuk var. O çocukla bütün toplumu ilgilendiriyor. Ben çocuğa sahip çıkıyorum o diyorum. Çocuk bak birlikte... bu ülkede çocukların başına neler geliyor? Bu tip olaylardan geliyor. Çocuklar sahipsiz. Çocuk soy ismi başka okula başlamış. Gel bunu anlat şimdi 6 yaşındaki çocuğa. Sen neredesin? Biyolojik babaannemin yanındayım. Annen ya, nerede? Niye bir şey yapmıyorsun? Emel'le kavga niye ediyor. Niye bir uğraş yapmıyorsun? Baban nerede? Kadın haklarından muzdarip korkuyor, baba. Korkuyor, yurt dışından eş buluyor. Aynen. Oradaki kadınlara zarar vereyim. Aynen. Bir saniye. Doğru, şimdi kadın başkasıyla evliyken benimle birlikte oluyor. Sırf param yüzünden benimle birlikte oluyor. Bir saniye, araya girebilir miyim? Kadını gene burada da tutuyor. Canım benim, bir şey söyleyeceğim. Uğur Bey, bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Hazal dünyanın en kötü niyetli bir insanı, tamam mı? Evliyken seninle birlikte olmak istiyor. O kötü niyetliyken sen işte erdem ve değerler sahibi bir insan olarak önce bir bakacağım. Bana bir göster çünkü artık devir güvenilmez ya insanlara. Yazmıyor, evli diye yazmıyor. Hayır, üstünde. Bakacaksın, evli araştıracaksın. Bir ailene gideyim seni isteyeyim. Bir nikah masasına oturalım, nikah başvurusu yapalım ailem dediğinde... Ailem öldü diyor, ben yetim yurdundan çıktım diyor, ailem öldü o diyor. O zaman hikaye dinlemeyeceksin kardeşim, gerçeklerle yüzleşeceksin. Gönderdim zaten, bir sen... raporken ne olduğunu anladık, gönderdim. Çok kaba bir şey söyleyeyim mi? Gönderdim? Bir şey aklınız başınıza... Uğur Bey, aklınız... Uğur Bey, aklınız başınıza... Sana bir şey sorabilir miyim? Arzularınız geldikten sonra, geçtikten sonra çalışmasın. Nefsiniz orayı bir tutabilseniz zaten her şey düğün yolunu bulacak. Aynen buyurun. Öyle. Bir şey soruyorum şu an. Çok sevdiğim Uğur Aydın'a soruyorum. Anladın çok mı? Sevdiğim. Çok sevdiğim. Hala. Hala. Hayatımı mahveden. Şu an getirdiğin o Kazakistanlı. Niye beni seviyorsun hala sen? Sevdim. Niye benim yaşamı evet seviyorum hala seviyorum. Utan. O kadını getirdim Allah buraya. Allah, araştırdın mı? Madina'yı araştırdın mı? Evet Madina. Duyun burada. Ha? Madina'yı araştırdın mı sen? İki tane çocuğu var. Utan. Çocuğum yok benim. Tertemiz geldim sana bir ben şey ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana çocuklu diyorsun da Madine iki çocuklu. Diğer birlikte olduğu kadın da 4-5 çocuklu. Herkes çocuklu. O hanımefendi... Çocuklu kadın mı? Var mı? Hodri meydan çocuğunu... İnsan gibi yiyorsa buraya, buraya gel. Misiniz? Yiyorsa gel. Hadi bekliyorum. Ekranlar burada seni çeksin. Tamam mı? Buraya gelir misiniz? Ben senin köylünüm, Türkmenim ben. Hadi bakalım. Senin yüzünden kilo aldım ben. Kendisi hep. Şu an 30 kilo var üstünde senin yüzünden. Zayıfçaydım ben. Fotoğraflarında zayıfım ben. Orada 30 kiloyu nasıl aldın? 30 kiloyu nasıl aldın? Şiştim stresten.
Sıkıntı sıkışıyor. Bak, telefonu yüzünden. Yalan konuşuyorlar. Belli oluyor. Şu halime bak. Hep senin yüzünden. Herkes yalancı, sen dürüstsün. Hazal'a bak. Hazal böyle miydi? Peki. Uğur Aydemir sizi buraya. Uğur Aydemir. Bu arada Uğur Aydemir. Gelsem ne yapacağım Esra Hanım? Ben oraya niye çıkayım? Tabii geleceksin. Yüzün yok çünkü. Geleceksin. Ben bunlar gibi boş, yani işlerin karşısında koşan bir insan değilim. Tamam. Vallahi keşke biraz sonucu olasıydı da buradayım. Uğur Bey, zaten kimse zorlasene Emel'le nikah masasına. Mecbur bakacaksın çocuğuna. Oturtacak halimiz de. Yok. Seni buraya bekliyorum. Ben görevimi yapıyorum. Alın sularınızı. Vallahi Uğur sen çok tehlikelisin ha. Bu çok tehlikelisin Uğur. Sonuçta nasıl kadar buradayım ben? Bir ay, iki ay, üç ay, kaç aysa buraya geleceksin sen. Burada. Daha çok ayıp düşüyordum o zaman. Ay vallahi bir şey söyleyeyim, gerçekten insan küçük dilini yutuyor, inanamıyorum yani. Bir insan kendine en büyük zararı, kendisinden başka hiç kimse vermiyor. Bunu bir kere daha görmüş olduk burada. Burak Mert geliyor, buyursunlar. Hoş geldin, gel Burak. Sevgili seyirciler, Antalya'dan gelen konuğumuz Dilek Arı var. Bana hakaret ve şiddetten, sürekli şiddet uygulayan kişiden... Birlikte olduğum Mustafa Arı'dan, kocamdan boşanmak istiyorum demişsin. Bir buçuk yıl önce evleniyorsunuz. Bir yaşında ortak bir oğlumuz çocuğunuz var. Hatta nikah kıyıldığında sen 8 aylık hamileymişsin. Evet. Ama evlendikten sonra işin değişti. Evet, onun öncesinde o hayallerindeki prensti. Evlendikten sonra nasıl değişti? Ben de onun prensesiydim. Sevgiliyken ben de prensesiydim. Ondan sonra... Hani evlendikten sonra ne oldu bilmiyorum. Hani milletin dolduruşuna mı geliyor, ne oluyor bilmiyorum. Ben evde durup duran garı, ona düşman kesiliyor. Karşımda sanki benimle savaşacak gibi duruyor adam. Sürekli hakaret, şiddet, benim geçmişimle geçmişimi karıştırıyor. Sen benim geçmişimi bilerek aldın. Sen benim geçmişimi karıştıracak ne işin var? Her şeyi şeffafça anlattınız mı ona? Benim geçmişimde bu, tabii, bu, bu var diye. Zaten beni tanıyan insan, hani yabancı bir insan değil. Yabancı bir insanla evlenmedim zaten. Aynı yerin insanıyız. Benim ikinci kez evlilik yaptım, yani bir evlilik yapıp da ayrıldığımı biliyor. O da hani ikinci eşim olduğunu da biliyor. E tamam, bunda ne var ki geçmişte? Ya hayır, ben geçmişimde esraflı, ben Hindi yalan değil. Gezdim, tozdum, hani yedim içtim. Hani benim geçmişimi bile bile aldı. Ben ona evlenmeden önce bütün her şeyi anlattım ben ona. Bütün her şeyimi, A'dan Z'ye her şeyimi anlattım. Hani Ahmet'ten duyup, Mehmet'ten duyup da ya sen garı, sen böyleymişsin. Ya da Dilek sen böyleymişsin demesini şey yapamam ben. Ben kendimi... Direkt söyledim ona. Ama sonra senin şöyle, anan şöyle, baban şöyle, kardeşin şöyle ya da sen geçmişinde böyle böyle yaptın. Ben seni her durumumu izah etmişim. Hani sen beni sürekli yargılamaya, hakaret etmeye, küfür etmeye bir şey yok ki. Peki bir buçuk yıl nasıl aynı evde kalabildiniz? Neydi mesela, defalarca da siz de karakolluk olmuşsunuz. Nasıl barışıyordunuz? Ya ben sürekli, abla insanın yastığı değişiyor, kaderi değişmiyor. Hani sürekli alttan aldım. Sürekli alttan aldım. Bunu zaten herkes biliyor. Sürekli alttan aldım. Ha bir düzelir mi? Ha bir düzelir mi? Düzelmiyor artık. Daha çok derine inmeye başladım ben. Benim gözyaşım hiç dinmiyor. Ben kapı, bana sahip çıkan yok. O yok, bu yok. Ben kapı geziyorum. Hani o arkadaşıma mı sığınam? Ona mı sığınam? Buna mı sığınam? Anamı arayayım, anam sahip çıkmaya. Bir abim var, abim ona göre zaten. Hani sığınacak hiçbir kimsem yok. En son 7 Eylül gününde evde bir olay yaşanıyor. Diyorsun ki bu benim için artık geçilemez bir yer. Benim çocuklarım kıymatlıdır. Benim çocuklarıma benden başka kimse laf söyleyemez. Kesinlikle laf söylettirmem çocuklarıma. Hani isterse Feriş daha gelsin. Ben çocuklarım kesinlikle laf söyleyemez kimse. Yükselemez. Ben doğruysam onu ben laf söylerim. Başka kimse laf söylettirmem ben onlara. Hani 7-24 böyle laf. Yok ben onu istemiyorum. Benim oğlan çocuğum var. Çocuk bencil. Hani öbür eşimden olan çocuk bencil. Anacıldır. Öbür yani babasıyla iyidir, arası benimle iyidir. Hani şey bu cici babasına gar, cici babası oluyor. Şey yapmaya. Hani bana kötü davrandığı için bununla pek iyi anlaşamıyorlar. Sürekli hani çocuklara yükselmesini ben kaldıramam Esra abla. Bunun üzerine mi evi terk ettin? Tabii hani bu bir deli, iki deli, üç deli. Hani çocuklarıma bir tıskası yok, yalan değil. Bir tıskası yok. Ama ben çocuklarıma kimseyi yükselttiremem. Mutsuz bir evde sürekli işte hakaretin ve şiddetin olduğunu, defalarca karakolluk olduğunuzu. Ama üç adım bir evin içinde biz sığamayız. Böyle öyle adımladın mı? Üç adım bir evin içinde sığamayız biz. Ne demek o? Üç adım bir evin içinde. Bir oda evin içinde yaşayız ya. O üç oda evin içinde ben mutluydum onunla.
Ama zehir etti benim hayatımı ya. Bütün hayatımı zehir etti. Üç adım bir yerde yaşıyoruz. 5 kişi biz. Zehir etti. Ben onunla o evin içinde mutluydum. Ben o evin içinde ölürdüm. Ama zehir etti bana hayatı. Boşanmak mı istiyorsun? Boşanmak istiyorum ben. Dayanamıyorum artık ya. Peki. Mustafa Arı'nın söz hakkı, cevap hakkı vardır. Eşi Dilek Arı burada. Bir an önce bu 1,5 yıllık evliliği bitirmek istiyorum diyor. Sevgili seyirciler, diğer konularımıza geçeceğiz. Diğer konularımızda bizi Burak'ın annesi Nesime ve biyolojik babası Serhat dün yayından ayrıldı. Hatta yayını terk ettiler. Bugün stüdyoda olacaklar ve yan yana neyi itiraf edecekler bunu konuşacağız. Hemen sonrasında 2 Eylül aslında stüdyoyu terk etmelerinin sebebini de açıklayacaklar. O gidişin ve giderken söylenen bir cümle çok önemliydi. 2 Eylül'den beri kayıp olan Gülten'i arıyoruz. Annesi ve babası stüdyoda. İstanbul Sultan Gazi'de o gün işe gidiyor ve kayıplara karışıyor. Bakın bugün 4. gün herhalde değil mi? Hı. Gülten'den bir ses soluk, bir haber yok. Gülten nerede? Tanıyan bilenlerin ihbarları. Bugün 12. gün bu arada. İhbarlarını bekliyoruz. Şimdi Ülkü karşımızda olacak. Hemen bağlantımız var. Sanırım Gülten Uğur'un iş yerinin ya da evinin oradan. Ülkü sendeyiz. Esra Hanım, ekibimizle birlikte Sultan Gazi'deyiz. Aslında Gülten Uğur'un iş yeri ve evi de birbirine oldukça yakın. Dakikalar sonra bir yayın konuğumuz olacak. Gülten Uğur'u iş yerinden son gören kişi onunla alakalı bazı bilgileri aktaracak ve önemli gelişmelerle karşınızda olacağız Esra Hanım. Bu arada ihbarlarımıza gelecek olan o iyi haberi bekliyoruz. Anne babamızın yüzü bir an önce gülsün. Dün Remzi'ye, Barış ona ne olur beni affet dese de yayın sonrasında psikoloğumuzla da bir araya geldiler. Bir görüşme yaptılar. O görüşme sonrasında Remziye'nin Barış'la ilgili kararı ne olacak hep beraber göreceğiz. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Beş yıl sonra babasını Esra Erol'da buldu. Sonrasında olanlar oldu. Burak'ın anne ve babası birbirleriyle yüzleşti. Kaçtım gittim. Sonrasında aslında çok pişman oldum. İşte mesela kaçmasaydı şu an o olacaktı. Evlilik hayatında. Canlı yayına bir ihbar geldi. İkisini birlikte gördük dedi. Serhat'ın eşi Filiz stüdyoyu terk etti. Siz dün akşam yayından sonra bir araya geldiniz otelde. Evet. Yalan söylüyorlar. İkisi beraber. Gören var. Telefon hattında bir ihbarımız var. Nesim Hanım'la Serhat Bey'i birlikte önce bir ayakkabıcıya girdiklerini gördüm. Ayakkabıcıdan çıktılar, bir lokantaya girdiler. Doğru değil. Serhat'ın söyledikleri herkesi şoke etti. Yani sizi ilgilendirmez ki. Nesime'yi buradan alır da çıkarım yani. Sizi ilgilendirmez ki. Nesime'yi buradan alır da çıkarım yani. Bence Filiz Hanım'ın peşinden koşun, karınıza yalvarın. Ortada garip bir durum var yani, açıkça söyleyeyim. Buraya oğlu için gelmemiş bu. Bunun amacı farklı. Serhat aradı, seninle bir şey konuşmam lazım dedi. Ayakkabıcıya gittin. Konuşmak için orada oraya denk geldi. Gel, yemin ediyorum diyorlar. Canlı yayında ihaneti öğrenen Filiz stüdyoya gelecek. Kocası Serhat ve Nesime ile yüzleşecek. Burak Mert konuğumuz. Konuyla ilgili hatırlatmamız şimdi ekrana geliyor. Dün bu stüdyoda neler yaşandı? Burak bu kapıdan ilk girdiğinde biyolojik babamı arıyorum. Annem yıllarca bu gerçeği benden gizledi dedi. Biyolojik baba canlı yayına ilk bağlandığında aslında feryat ediyordu. Yıllarca çocuğumu bulmak istedim. Sen beni yanılttın iddiasında bulunmuştu. Dün öyle bir yayın oldu ki yayından sonra hepimiz şu soruyu sorduk kendimize, ekran başındaki seyircilerimizde. Acaba Burak biyolojik babasını mı arıyordu yoksa farklı gerçekleri mi? Önce hatırlatma ekrana geliyor, ardından buradayız. ...19 yaşında gerçeklerle yüzleşen Burak... ...yıllarca aradığı öz babası Serhat'a kavuştu. 25 yılın ardından anne Nesime ve baba Serhat... ...canlı yayında ilk kez bir araya geldi. Her ikinizin hayatındaki o yol ayrımlarında... ...Nesime Hanım'ın kararı belirlemiş. Kaçtım gittim. Sonrasında aslında çok pişman oldum. İşte mesela kaçmasaydı... ...şu an o olacaktı.
mesela evlilik hayatında? Eninde sonunda gerçek ortaya çıkıyor. Siz dün akşam yayından sonra bir araya geldiniz otelde. Evet. Kimler vardı o görüşmede, Burak? Ben, annem, babam. Kaça kadar görüştünüz? Yani bayağı oturduk. İkisinden de almak istediğim cevaplar var. Bunları sorduk, bunları konuştuk. Ben gitmedim dün gece eve. Niye? Sahile falan gittim, sabah gittim. Sahile mi? Gezdim yani, kafam dağıldı. Sabah 8 gibi falan gittim eve. Şimdi Filiz Hanım stüdyomuzda, Serhat Bey'in 24 yıllık hayat arkadaşı. Yalan söylüyorlar. Akşam oğlumla görüşmeye gidiyorum dedi, çıktı gitti. Ama ben inanmıyorum. İkisi beraberdi. İnkar etme Burak. Otelde zaten beraberdik. Kaçtı peki? Saat kaçtı? Yani saatine bakmadım. 2:30-3 falan. Babamla ikimiz oturuyoruz dedi. Baş başayız dedi. Hasret gideriyoruz dedi. Yani 24 senedir evliyiz. Bizim yuvamızı kimse yıkamaz. Böyle ufak tefek şeylere zaten yıkılmaz. Taraf buraya oğlu için geldi. Başka hiçbir şey için gelmedi. Kuruyor kuruyor söylüyor. Ne diyeyim ben? Ama siz de kurdurmayın. Peki Burak, sen niye yalan söylemek zorunda hissettin kendini? Baban yanındaymış gibi davrandı. Filiz abla, samimi bir şekilde özür diliyorum senden hani böyle bir yalan söylediğim için. Ulaşamayınca hani sen de panik yapma ya da kötü hissetme diye mecburen sana öyle bir şey yazmak zorunda kaldım. Bütün samimiyetimle senden özür diliyorum. Telefon hattında bir ihbarımız var. Bugün çarşıya çıkmıştım okul alışverişi yapmak için. Nesim Hanım'la Serhat Bey'i birlikte önce bir ayakkabıcıya girdiklerini gördüm. Ayakkabıcıdan çıktılar, oradan bir lokantaya girdiler hemen bir dükkan yanında. Oradan da doğru mu Serhat bir Bey? Bir tane giysi mağazasına girdiler. Doğru mu? Ya abla... Doğru mu değil mi Serhat Bey? Doğru değil. Yani sizi ilgilendirmez ki. Nesime'yi buradan alır da çıkarım yani. Sizi hiç ilgilendirmez. Sizi ilgilendirmez ki. Nesime'yi buradan alır da çıkarım yani. Sizi hiç ilgilendirmez. Ben gidiyorum. Geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız bir daha Serhat Bey, Nesime'yi alıp çıkamazsınız. Tamam, bence Filiz abla. Hanım'ın peşinden koşun. Karınıza yalvarın. Doğru mu? Yani ben Nesime Hanım'la Serhat Bey birbirini bulsun diye sizi bir araya getirmedim. Senin olmadığın bir yerde bir araya gelmeleri çok abesle iş çıkar. Mümkün değil ya. Ortada garip bir durum var yani, açıkça söyleyeyim. Buraya oğlu için gelmemiş bu. Bunun amacı farklı. Yeter ya. Babamızı bulanları gel, lanet olsun lanet. Lanet olsun. Zıkkım olsun hepinize ya. Yani annen 25 yıl sonra boşuna senin biyolojik babanı bulmanı istememiş. Bence o kendi için aramaya karar vermiş. Haksız mıyım? Nesim Hanım stüdyomuzda mı? Birazdan gelecekler. Bu soruyu sana sorayım. Dinliyorum sizi. Annen 25 yılın sonunda bir gecede, bir günde ya da bir mesajla bir karar veriyor. Diyor ki, tamam ya, çık babanı bul. Hatta milyonların önüne çık. Onu bulmak, ona ulaşmak daha kolay olsun. Evet. Ve sen tabii ki o gerçeği öğrenmek isteyen biri olarak başvuruda bulunuyorsun ve programa katılıyorsun. Evet, yani bunu kendime doğal bir hak olarak görüyorum. Yani senin kendimle en doğal ilgili hakkın. Bir gerçeği öğrenmek benim en doğal hakkım olarak gördüm. Ve aslında hani 2019'da öğrendiğimde zaten... En başta da söylemiştim, kendim aramaya çalıştım, baktım hani sosyal medyada vesaire bulamayınca işte en son sizlerden yardım istedim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ama oradaki şöyle de bir nüans var. Hani şimdi annelerimizle duygusal bağımız olduğunda, kötü bir evde büyüdüğünü, annen senin babanla, baban tarafından şiddete maruz kaldığını, bu arada sen Mert soyadını taşıyorsun. Hı hı. Veli Mert'in nüfusuna kayıtlısın. Evet. Annen o dönemde onunla evlilik yapıyor. Seni yurttan çıkartıyor, yanına alıyor. Ve sen şiddet görsen de tek bir isteği var. Sen hep Veli Mert'i baban olarak bil. Yıllar sonra bir anda hep gerçeği saptıran annen duygusal anlamda şunu söylüyor sana. Tamam, izin veriyorum, git ara. Annen izin vermeseydi gelip babanı arayabilir miydin? Arardım. Arardım. Neden aramayayım? Benimle ilgili bir gerçek bu. Tamam. Ben bunu öğrendikten ama sonra... Ama senin annene karşı bir duygusal bağın var ya.
Evet. Annen seni yalvarsa, ayağına kapansa, hayır yapma bak yaparsan çok kötü şeyler duyarsın ya da duyacakların seni üzer, ne olur arama, hakkımı helal etmem dese, birçok evlat annesini üzmemek için böylesi bir girişimde bulunmaz. Esra Hanım, ben buraya kendim başvurdum. Başvurdum, sizler tarafından dönüş geldi. Hayır, anneme ben... söyledim. Ha. Ama annen buraya isyan etti mi? Hayır, isyan etmedi. Tamam oğlum dedi. Ama şu var, orada da bir hani nüans sizin... var benim için. Annenin bir şekilde bir onayı var. Sen artık onu arasan annen sana gönül koymayacak. Ya da ara, gerçekleri öğren, bu saatten sonra kopsun kıyamet. Ve sen biyolojik babanı buldun, yan yana da geldiniz. Evet. Serhat Bey ilk yayına bağlandığında çok haklı ve öfkeli bir sistemde bulundu. Evet. Ne gayet dedi? De anlıyordum yani sistemini. Hani neden kaçırdın o zaman? Annem işte çeşitli yalanlar, yani senden değil diye bir yalan söylemiş. Ve hani neden kaçırdın, ben seni dövdüm mü, sövdüm mü? Yani yayını zaten izledim tekrardan kendim. Hani babamın orada dediklerine de zaten katılıyorum. Onun o haklı öfkesine de katılıyorum. Çünkü onun da kendiyle ilgili bir gerçek vardı ve hani bu gerçek saklandı. Öyle ya da böyle. Yani ben bu çocuğun varlığından kaçan, sorumluluğundan kaçan bir insan değilim. Defalarca seni görüp karşına çıktığımda sen bana doğruyu söylemedin dedi. Evet. Ama geldikten sonra sanki o konuşmalar hiç yapılmamış gibi bir tavır içindeydi. Seninle onları buluşturduktan, babanla buluşturduktan sonra annenle baban 25 yıl sonra Serhat Bey'le, yani biyolojik babanla karşı karşıya geldikten sonra seni ekarte edip sanki sen onu babanı aramıyormuşsun gibi görüşmelerini nasıl yorumluyorsun? Abla tamamıyla yanlış bana göre. Buradaki düşünceni çok merak ediyorum. Şimdi ya sen cidden, hani eğitimli göre... de bir çocuksun, üniversite öğrencisin, sorgulayan da bir çocuksun. İçeriden de baktığın, çıkıp dışarıdan da baktığında onların dün atıyorum gizlice bir araya gelmesi, konuşması, aynı yerde bulunmasını eminim daha net bir şekilde yorumluyor olabilirsin. Ya şöyle söyleyeyim, hani senaryo şu şekilde olsaydı Esra Hanım, hani babam evlenmemiş olsaydı ve sadece hani sürekli annemi aramış olsaydı, şu an seni hayatında bekleseydim. Birisi olmasaydı aynen. Hı. Tamam yani kavuşsunlar, çocukluk aşkları. Benim için hiç sorun değil. Mutlu da olurum. Ama şu an babamın da bir ailesi var. Örneğin ben dün Furkan'la oturdum, baş başa sohbet ettim. Hani bir saat falan biz Furkan'la böyle abi kardeş olarak oturduk, Serhat konuştuk. Serhat Bey'in Filiz Hanım'dan dünyaya gelen evet. çocuğu. Onunla oturduk, konuştuk. Hani ben ona da söyledim. Ben böyle bir şeyin önünde zaten ilk bariyer ben olurum. Çünkü zaten... yuva denilmeyecek bir aile şeyi içerisinde çıktım geldim ben. Ve kendi yaşadıklarımın benden bir yaş küçük olan Furkan'ın da yaşamasını istemem. Çünkü onun gözünden bakabiliyorum. Onun ne yaşayabileceğini, ne hissedebileceğini biliyorum. Şunu ben bu duruma zaten... Abi hep seni bekliyordum ama öyle bir çıkıp geldiniz ki benim bütün ailem, bütün düzenim bozuluyor. Böyle bir isyanı oldu mu? Bu minvalde bir isyanı oldu. Tam olarak ne söyledi? Yani... hani ben zaten seni biliyordum. Babamlar söylüyordu sürekli. Hatta babam sizin oturduğunuz, Gazi'deki oturduğunuz evin önünden geçince bak abim burada, abim burada diyordu. Ya da evde zaten hani sürekli şey yapıyorduk dedi. Ama dedi keşke böyle tanışmasaydık. Ben de aynısını söyledim. Hani ben dün için örneğin hayalim şu şekildeydi. Dedim yayın biter. Gideriz, beraber otururuz, sohbet ederiz. Ha yine gittik eve. Babaannemle tanıştım, amcamla tanıştım, kardeşimle tanıştım. Serhat Bey'in mi evine gittiniz? Evet. Ama duramadım. Kimler vardı evde? Babam var. Babam, babaannem, amcam, işte yengem, diğer yengem. Ondan sonra annem, Filiz abla. Annen de dün senin yanındaydı. Filiz abla da o evin içindeydi, evet. Filiz Hanım da. Filiz Hanım'ın tavrı nasıldı? Yani Filiz abla kendi odasındaydı. Hani biz evden çıkarken ben çünkü fazla duramadım. Hani bir de dün yaşadıklarım bana benim için hiç hafif şeyler değildi. Ama hepinizin yayından sonra aynı ortamda bir araya bir arada olması benim için çok önemli bir detay. Evet ya, babaannemler beni görmek istedi. Peki babaannen, amcan ya da yengen. Evet. Şimdi hepsinin bir aile düzeni var, 25 yıllık gelinleri var. Annenin o eve gelmesini nasıl kabul ettiler? Ne dediler? Yani hani onlar da... şöyle söyleyeyim, annemi zaten özlemişler yani
oğlanın ilk aşkı veya ilk torunlarının annesi. Ama onların da hani tepkisi vardı. Ben pek fazla dediğim gibi dinlemek istemediğim için Furkan dedim, beraber ikimizin baş başa kalabileceği bir yer var mı? Arka odaya geçtik biz Furkan'la. Furkan'ın kendi odasına. Orada oturduk, konuştuk. Ben içerideki muhabbetten, sohbetten olabildiğince kendimi soyutlayıp kaçmak istedim. Çünkü diyorum ya, dün benim yaşadığım, bir anda ben burada tek başıma kaldım. Babam kalktı gitti, annem kalktı gitti. Burada kilitlendim kaldım. Ne diyeceğimi sizin bilemedim, ne edeceğimi bilemedim. O ailenin içerisindeyken arkaya gittim dediniz ya, dikkatimi çekti. Babaanneniz var aslında sizin için yeni bir aile. Ne rahatsız etti seni? Aslında hani konu orada da biraz devam etti. Olanlar devam etti, konuşuldu. Ben duymak istemiyordum. Çünkü herkes şu şekilde bakıyor. Hani senlik bir şey yok ki. Onlar yaptı hatayı. Hani annemle babam için. Tabii ki senlik bir şey yok ama işte bu hata, ben bak, bunu hata, bir 25 yaşındaki bir gencin gözünden bakmıyorlar. Şu hata tanımlamasını tekrar yapalım şimdi. Hata telafisi olabilen şeylerdir. Senin 25 yılının telafisi yok. Annenin söylediği, Serhat Bey dünkü seni sorduğunda hatayı. Ben çocuğuma sahip çıkacağım dediğinde hayır o senin çocuğun değil demesinin telafisi yok. Senin Velim, baba, annenin Veli Mert senin nüfusuna tanıdı. Bilmiyorum Veli Mert kurtarıcı mı, canavar babam, bunu bilmiyorum. Onun da söz hakkı, cevap hakkı var. Şimdi bir Veli Mert profili çizildi bize. Annene nikah kıyan, senin yurtta olduğunu bilen, sana babalık yapan ve bu sırrı yıllarca saklayan bir Veli Mert. Şimdi sen diyorsun ki bu adam bana şiddet uyguladı. Ama diğer taraftan baktığında da böyle bir kadına sahip çıkan bir adam acaba annenin ve sizin kahramanınız mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi Veli Mert'i de attık topa canavar olarak. Ama gerçek bu değil. Veli Mert lel oldu, konuşmuyor. Lütfen söz hakkınızı kullanın. Aile üyeleri yayına bağlansınlar. Yani Veli Mert'le ilgili. Şimdi bunun telafisi olmadığı için bana şu garip geliyor. Sen babaannenin, halanın, amcanın, yengenin evine gelirsiniz. Ne olur yanlışım varsa ya Esra sen de böyle düşünme diyebilirsiniz bana. Senin babanın hayatını mahveden bir kadın var. O insanla o gün, dün akşam o evde hesaplaştılar mı? Yoksa ya 25 yıldır ne değişmişsin, saçın başın değişmiş, ya seni çok özledik falan mı dediler? Size, mesela bunu anlayamıyorum. Dediğim gibi ben gerçekten hani babaannemlerle sadece birkaç dakika oturdum. Benimle o dediğiniz gibi o samimiyeti yaptılar. Kocaman olmuşsun, yani babana benziyorsun falan, hani bunları söylediler. Ondan sonra ben hani annemle konuşmaya başladıklarında ben Furkan'a şey yaptım. İsterseniz Furkan bağlansın Filiz, yani kendi söylesin. Filiz Hanım kendisini odaya mı kilitlemişti? Yok, odaya kilitlemedi. Filiz o abla odada oturuyor. Yanında. Yok, oturma odasında değildi. Kendi odasında oturuyordu. Görünmesin. Sadece. Bu arada Nesime Hanım yayına katılacak ama yüzünün görünmesini istemiyor. Nesime Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Niye iyi değilsiniz? Hayır, kamerayı çekmiyorsun. Ondan sonra peki, gideceğim. Neden kamerayı çevirir misiniz lütfen? Bir saniye. Niye olmadığınızı öğrenebilir miyim? Esra Hanım, bakın ben sizi gerçekten çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Bana olan sevginiz ayrı ama konu ayrı. Bir saniye. Ben dün burada her şeyden önce Serhat'ın karısı rencide oldu. Ben rencide oldum, oğlum rencide oldu ve o adam da rencide oldu. Ama nasıl öncelik rencide oldunuz? O telefon bağlanmamalıydı. Bana sorsaydınız ben zaten... bitireyim lafımı. Ondan sonra da kadın bağlandı. Burada adamın karısı var. 25 senelik karısı var. Bunu burada söylenmesi hiç hoş değil. O kadının bir gururu, bir onuru var. Benim ama de aynı şekilde ve bizim ailemiz şey var, bizim çocuklarımız bu var, anne babamız meselesi, işimiz var. Bunlar çok hassas çizgiler. Evet, bunlar bizim çok işimiz var canım. Şeylerdir ama o zaman bunu en baştan düşünecektiniz. Sadece, şunu söyleyecektiniz. Sadece en Serhat başta size, evet doğru söylüyorsun. Bak, Serhat doğru size söyledim. Yalvarsa bile ben o kahveye gelmem. Ben o çayı seninle içmem, seninle konuşmam. Benim seninle tek ben bir hesabım vardı. Ben kendim çağırdım. Ben kendim... Efendim? Serhat Bey'le ayakkabı alacağınızı söylediniz mi? Ben söyledim. Dedim ki çarşıdayım dedim. Ne yapıyorsun? Ayakkabı alacağım dedim. Şimdi seninle ayakkabı... konuşmam lazım dedim.
Ben bunu zaten personelinize söyledim. Ayakkabı almanız ben başka sakladım, bir... Ben sakladım, hiçbir şey yok. Ama Nesime dünkü Hanım, yapılan bir evliliğin yıkılma Nesime sebebi ben... Ayakkabı alıyorum demek bir eylem, başka bir olay. Alabilirsiniz, 1000 tane ayakkabı alın. Kimse orayla ilgilenmiyor. O gün orada Serhat Bey'in olması, yani dün Serhat Bey'le görüşüyor olmanız başka bir konu. Serhat Bey'le 25 yıl sonra bir araya geldiğinizde ne konuştunuz? Evet. Ne konuştuk? Yani kendi tabi hakkı tabii ki de. Bana hesap sordu, kızdı, bunca senedir yani bana yaşattıkların, işte çocuğuma yaşattıkların. Gerçekten de ben ilk yayına bağlandığım zaman da ne söylerse söylesin dedim, ağzımı kilitleyeceğim. Ne terbiyesizlik yapacağım, ne bir şey yapacağım. Sadece ben oğlum burada babasını öğrensin, ben ertesi güne zaten gidiyorum. Ayten Hanım da, Ayten Akgül'ün, evet. İşte kız kardeşi Kader Hanım varmış, erkek yok, kardeşi... Kader Alan yok. Kader Alan yoktu işte. Evet. Onların evine gitmişsiniz. Evet. Mesela bu iş böyle de yapılabilirdi. Dün akşam o evde sizi nasıl karşıladılar? Filiz Hanım da o evdeydi ve kendini oğlunuzun söylediği kadarıyla odaya kapatmış. Evet. Niye bir odaya kapattı Filiz Hanım kendini? Neden mi kapattı? Ben az önce de söyledim. O kadın burada o şekilde rencide olmamalıydı. Yani gece saat 12 ile sabah 8'e kadar Serhat Bey eve gitmiyor. Ben çocuğumla beraberim yalanını söylüyor. Orası beni ilgilendirmiyor. Orası Serhat Bey'i ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmiyor. Peki sosyal medyasına söyledim. Şöyle bir fotoğraf gelin koymuş. Dedim. Mesela görüyor musunuz, ekranlar önünüzde. Göstersin Eda size. Mesela Serhat Bey sizinle olan fotoğrafını koyup bu da size kapak olsun yazmış. Bu kime kapak olacak? Filiz Hanım'a mı? Ailesine mi? Ve onu ben kendim kaldırttım. Dedim ki... Kime kapak olacak? Yani kapak onu bilmiyorum. Bakın değil. Onun muhatabı başka biri. Lütfen. Hayır, sadece hayır. Ben buraya oğlum babasını bulmak için geldi. Allah rızası için yapmayın ya. Nesime Hanım, bana işimi öğretmeyin. Ben burada annesini ben ve babasını... Ben size işinizi öğretmiyorum. Arayan binlerce hikayeyle bir araya geldim. Bu insanların ve bu konuların nasıl sonuçlandığını, tarafların birbirine olan ilk baştaki öfkesini, sonra uzlaşmasına şahit oldum. Ama ilk kez... Biyolojik babasını arayan bir çocuğun annesiyle biyolojik babanın bu kadar gizli saklı buluşmasına ilk kez tanık oldum. Benim de ben gizli bu konudaki saklı açık olmadığımız bir tablo. Ben Hüseyin Bey'e söyledim, bakın ismini de söylüyorum. Hüseyin Bey'e söyledim. Hüseyin Bey'e söylemişsiniz, evet. Evet, ayakkabı dedim ki almaya hatta gidiyorum. Beraber geleceğiz dedim. Anlatabiliyor muyum? Hayır hayır. Siz ayakkabı Hanım, almaya gidiyorum diyorsunuz. Esra Hanım, ama yanınızda Esra Serhat Hanım. Bey varmış. Esra Hanım. Problem bu. Siz asıl noktayı kaçırıyorsunuz. Esra Hanım. Şimdi kurban oldum. Benim bir tane askerim var, iki tane kızım var şu anda ekran başında. Evet. Allah rızası için. Bakın o kadını da rencide oluyor, ben de rencide oluyorum. Yapmayın, gerçekten yeter. Vallahi yemin ediyorum Nesime yeter. Nesime Hanım, estağfurullah, böyle bir şey yok. Hani lafları farklı kullanarak yapmayın. Tamam diyeceğim benim, zaten bu kadar. Benim, Burakcığım sen de hemen yayından çıkıyorsun. Benim bildiğim, ben öğrendiğim. Bekliyorum. Sadece şunu sormak istiyorum size Nesime Hanım. Sadece şunu sormak istiyorum. Bu soruyu cevaplasın. Soybağı değiştirilen tek çocuk Burak mı? Emrah, bu soruyu yöneltir misin? Soybağı değiştirilen tek çocuk Burak mı? Neden bu kadar sinirlendiniz? Neden bu kadar sinirlendiniz? Ben de anlatıyorum. Doğruyu anlatıyorum ya. Doğruyu anlatıyorum. Sadece Mert, soybağı değiştirilen tek çocuk Burak mı? Tek bu soruyu soruyorum. Ya hiç mi? Yani o kadının da bir gururu var. O da anne. Mete. Tamam, onun da Mete, olmam bir çocuğu var. Benim de var. Ama yeter. Soybağı yani, gerçekten değiştirilen yeter. Tek onun çocuk karşı hepimizin Burak işi mı? Gücü var. Lütfen bu soruyu arkadaş. Ben... Bunu söylememek Nesime gerekiyordu. Hanım, soybağı neden tek değiş. Bu kadar arkadaş... sinirlenerek terk ediyorsunuz? Güvenip de ben oğlumu gönderdim. Arkadaşlar, oğlunuzun babası bulunmuş oldu. Soybağı değiştirilen tek çocuk Burak. İstediğiniz almadınız mı? Bu kadar bir karışık. Arkadaşlar koş Eda yani, sor. Yeter yani. Koy. Soybağı değiş. Benim
Mert'le annen evlendikten sonra kaç çocuğu oldu? Üç. Üç çocuğu evet. oldu. Sen, erkek kardeşin, iki kız kardeşin. İki tane de kız kardeşim, evet. Var. Ben de soruyorum, soy bağı değiştirilen tek çocuk? Evet, bendim. Senin dışında aile içerisinde? Yok. Kardeşlerim yani hepsinin yani çok affınıza sığınarak söylüyorum yani. Veli Mert kötü bir baba, canavar bir baba ve seninle ilgili sürekli annene bir tehditte bulunuyor. Ve bu tehditte evet. şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki gerçeği söylerim. Annem bu korkudan dolayı hem Veli Mert'ten şiddet görüyor hem sen şiddet görüyorsun ve boşanamıyor. Hı hı. Ta ki 2017'ye kadar. Evet. Sonra bir mesaj atıyor Burak'a gerçekleri söyleyeceğim diye. Evet. Veli Mert isimli kişi anneni başka bir çocukla ilgili tehdit etti mi? Hayır. Veli zaten size de söyledim ya Esra Hanım. Hı hı. Veli sürekli benim üzerimden yapıyordu bunu. Hı hı. Veli sürekli sen benim oğlum değilsin. Hı hı. Hatta klinik psikolog hanımefendi evet. de sormuştu demiştim ya. Onlara bir uygularken bana 10-15 uyguluyordu diye. Duyuyor mu? Bu konuyla ilgili soy bağıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Asla yorum yapmak istemiyorum diyor kendisi. Acaba ya bu sorunun cevabı benim için çok önemli. Çünkü ihbar hattına gelen önemli ihbarlar var. Burak kesinlikle çıkıyorsun şu anda. Evet. Nesime Hanım. Hayatı keyfi bir şekilde yaşıyorsunuz. Vallahi Burak'cığım ben sana samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum çok üzülerek sizleri. Bir şey söyleyeyim. Çok üzülüyorum ama bu böyle. Annen canı istedi senin babanı aramana izin verdi. Canı istedi. Çünkü senin babana ulaşmanı değil, o Serhat'a ulaşmak istiyordu. Esra Hanım, ben buraya dair sizlere bir şey söyleyeyim. O onu istedi, bu bunu istedi bilmiyorum. Hı hı. Ben sadece ben bunu bu sana söylüyorum. Bilinçli biri olarak bunu sana söylüyorum. Ben bu olayı dediğim gibi 2019'da öğrendiğimde ben anneme sordum niye bu zamana kadar sakladın benden hı hı. diye. Kendisi de üniversiteye gitmeni bekliyorum dedi. Üniversiteye gitmeni bekliyordum bunu sana söylemek için. Hı hı. Hani bilmiyorum kim ne ihbar yapmış, kim ne dahil olmuş. Hı hı. Ben aslında bugün... Annen canı istediği için Veli Bey'in kız kardeşini bir acil yayına alabilir miyiz arkadaşlar? Esra Hanım bir şey hı hı. rica edebilir miyim tabii. sizden? Şimdi o da herhalde Veli Bey şu anda telefon attığında. Kabul etmiyorum. Esra Hayır, abla lütfen. Ben lütfen. Sen konuşmayacaksın. Size yalvarıyorum. Bakın ben buraya Hayat. Bugün ben size sarılıp Bak, teşekkür etmek için ben çıktım. Ben sana sarılırım. Benim yemin Ama ediyorum gençliğimin şimdi, içine bu adam konuşursa Hayır. konuşmayacak Veli, o adam. Ne konuşmayacak? Ben çıkmak istiyorum. Hayır, şiddet olgusunu soralım. Ya yalan söyleyecek Allah aşkına. Benim zaten Burak yeterince Bey, ama, mentalimi, ama yeterince benim mental hani, sağlığımın içine ettiler. Şimdi, tamam söz hakkını etsin bir... Esra Hanım. Sen ama istersen ben, çık ben konuşayım. Ben çıkmak istiyorum. Tamam sen çık ben Veli Mert'le konuşayım. Ben burada size gerçekten tamam, bugün gel ben sana sarılayım. Size sarılıp teşekkür etmek ben istiyordum. Ben sana sarılayım Veli Mert'le ben konuşayım tamam mı? Çık dışarıda da istersen cevaplayabilirsin. Veli Bey merhaba. Burak merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Nüfusuna kayıtlı olan biyolojik, pardon yani kayıtlardaki, nüfus kayıtlarındaki babası ama biyolojik babası siz misiniz? Tekrar sorayım size. Evet. Resmi kayıtlarda babasınız. Biyolojik babası siz misiniz? Değilim. Değilsiniz. Evet. Yıllar boyu Nesime Hanım'ı babası olmadığımı söyleyerim diyerek tehdit ettiniz mi? Şimdi ablacığım, onlar da yayından çıkmasaydı da duyup o Ama cevap Ama sizi duyuyorlardı. Tek taraflı da bir yayın yapmak istemedim. Yani sizi de günlerce şiddet gösteren baba dediğimiz için ekran başındaki seyircilerimiz size her gün beddua okudu. Yani siz rencide oldunuz o zaman. Ablacığım şimdi zaten bakın şöyle bir şey anlatayım ben size. Hı hı. Burak 7 yaşına kadar annem baktı, büyüttü. Evet. 7 yaşına kadar Nesime Hanım yoktu ortada. Hı hı. Gidiyordu, geliyordu. Gidiyordu, geliyordu. Gidiyordu, geliyordu. Biz hep çocuğa biz baktık. Biz büyüttük. Hiç yani bizi tanıyan, yani komşularımız, akrabalarımız, çevremiz kim olursa Şunu olsun. Şunu öğrenmek istiyorum. 7 yıl boyunca çocuğu, yani Burak 7 yaşına, Burak beni duyuyorsun 7 yaşına kadar. Anne nereye gidiyor? Bilmiyorum ben Öyle sadece... Sana. Belirli bir süre babaannemin yanında kaldığımı biliyorum. Kaç yaşına kadar kaldın Burak? Yaş olarak gerçekten bilmiyorum.
Sadece şunu biliyorum. Tamam mı? Hatta beni niye baban ben niye babaannemin yanındaydım? O Veli de Ömer beni aldıkları zaman İstanbul'a geldiğimiz zaman ben niye babaannemin yanındaydım dediğimde onlar o zamanlar Antep'te tavuk çiftliğine bir yerde çalışıyorlarmış. Tamam mı? Tavuk çiftliğinde çalışıyorduk. Tamam. Tavuk çiftliğinde çalıştığımız zaman sen hep yanımızdaydın. Sen hep yanımızdaydın Barış Burak. Evet. Ben sana asla ben şiddet uygulamadım. Şiddet uygulamadın mı? Ya yalan söyleme. Kurban olayım. Ne şiddet uygulamadın sen bana ya? Ne şiddet tamam. uygulamadın? Lütfen. Ulan dövüyordun, sövüyordun. Diyorsun sen bana ya? Bağlansın diyorsun. Kim bağlansın? Ben de bağlayayım. Şimdi, ulan hortumla sırtımda iz bıraktığını gören şahitler var lan. 85 milyonun iki isteyen bağlanabilir. 85 bağlansın. Milyon isteyen Deli bağlansın. Bey, ben şununla ilgileniyorum. Şimdi Nesime Hanım eğer çocuğu babaanneye bırakıp gidiyorsa o sırada nerede? Su verin abla, arkadaşlar. Sorun kendisine sorun abla. Nerede olduğunu kendisine sorun. Ne kadar süre aralıklarla kayboluyordu? Mesela bu 7 yıl içerisinde 1,5-2 yıl görmediğiniz oldu mu? Tabii ki oldu abla. İki yıl boyunca ortada yok. O zamanlarda kayıp başvurusu yapıyor muydunuz? Yapmadık. Kayıp başvurusu yapmadık. Yaptık bir kere galiba. Bir kere yaptık evet. Gaziantep'te bir kere yaptık abla. Gaziantep'ten yaptın. Sonra kendiliğinden mi çıka geliyordu? Evet. Biz arıyor buluyorduk ya da o geliyordu. Nereye gittiğine ve ne yaptığına dair bir bilginiz var mı? Yok abla, bir şey konuşmuyordu. Annem de hatta bana en sonunda söyledi. Dedi ki bak oğlum bundan hanım olmaz sana. Dedi kabul etme, gelmesin artık. Dedim anne çocuk var, gelsin. Çocuğu için gelsin. Anneme de arayıp bağlanabilirsiniz. Hasta halinde o Burak, hasta olduğunda annem tek başına hasta hasta götürdü onu. Doktora götürdüğü, iğne vurdurdu, getirdiği hasta hasta o baktı, annem baktı. Çocuğu doğurup da büyütüp anne baba olunmaz, bakılarak olunur ki ben buna her zaman baktım, herkese de söyleyebilirsiniz. Ben kaç gündür bağlanmak istemiyordum, o kadar insana rezil olduk. Madem dedim olduk, bari tam olalım dedim yani. Peki şunu Allah da öğrenmek Allah. İstiyorum. Allah Allah, yaptığın şimdi, karaktersizlikleri de söylesene lan. Siz... Yaptığın karaktersizlikleri de söyle oğlum. Konuşuyorsun buna... madem. Yaptığın tamam, karaktersizlikleri tamam, de söyle. Bu, tamam mı? Madem annemle ilgili bir şey söylüyorsun. Burak, ben annem sütten çıkmış ak kaşık demiyorum sana. Şimdi orada... Annem sütten çıkmış ak kaşık demiyorum sana. Sana diyorum ki kendi yaptıklarını da söyle. Madem annemin taşlarını dökülecekse her şeyi dökülsün. Ben de gerçekleri öğreneyim lan. Burak, ben tamam, de öğreneyim. Annem her şeyi yaptı de söyle şimdi ben de söyleyeyim. Ben her şeyi yüzüne bakarsan kulağına verdim ama dürüst ol. Kendi pisliğini dürüst de söyle, annen de onun gelsin gelsin oraya, söyle. Annen de dürüst olsun, gelsin. Yeter lan! Annen seni yurda nasıl vermişti Burak? Kaç yaşında, kaç aylıkken? 40 günlükken. Nasıl vermişti Burak sen annen? Ya ne bileyim sana. Ben, nereden bileyim siz nasıl vermiş? Siz anlatın yurdun kapısına bırakmış, yurdun kapısına bırakmış, gitmiş oradan izlemiş oradan. Soğukta yurdun kapısına ben gittim aldım seni oradan. Anneannemle beraber ben gittim aldım seni. Kaç yaşındaydı Allah Allah. Ve ikincisi miydi? Yine bıraktın gitti bebekti bıraktı sen gitti tek başıma beni. Ben onu senin nüfusun üstüme aldım Burak. Niye ben çıkarım neydi Burak? Peki ben şimdi Allah hikayeyi Allah şöyle Allah. Biliyorum Burak'ın tabii bildiği kadarıyla biliyoruz Burak da böyle biliyor. Nesime Hanım bir hamile olduğunu öğreniyor. 8 Ocak 2000 tarihinde dünyaya getiriyor. Sonra tek başına bakamayacağını öğreniyor. Bir arkadaşımın evinde kalıyordum diyor. Ardından aldım yurda çocuğu bıraktım. Dedim ki ben çocuğumu alacağım. Hikaye abla, bize böyle öyle anlatıldı. Şey yok. Nasıl öyle peki gerçek? Öyle bir şey yok abla. Yurdun kapısına bırakıyor gidiyor oradan izliyor çocuğu. Siz peki çocuğu bıraktığını nasıl öğrendiniz? Sonra abla kendisi anlattı bana işte böyle böyle dedi. Yani ben de dedim hani sokakta kalıyorum dedi tanıştığımızda. Dedim ki bir yuvası olsun çocuğunu alsın gelsin bir sıcak bir şey olsun dedim. Yani ben de kötülük yapmadım. Bana diyordu ki hep diyordu ki bana sen bir meleksin. Allah senin cennetini alacak diyordu her gün her zaman onu diyordu. Şimdi ne oldu abla? Ulan küçükken bunu demiş olabilirim. Küçükken bunu demiş olabilirim. Sana ben bunu yayında da söyledim. Diyorum, annene, ben annene, gelip senden annene özür diyorum, diliyordum. Annene. Annen diyordu cennetin kapılarını açtın diyordu. Ne oldu? Şimdi ne oldu? 2000 yılında. Evet. Bak bir takım şey resmi evraklarda sen artık bir üniversite öğrencisin. Hayatını sorgulayabilirsin.
Bunu, ama kendi gerçeğini öğrenmen için karşı tarafında inanırsın ya da inanmazsın. Ama söz hakkı çerçevesinde seni 3 aylıkken tanıma yoluyla herhangi bir DNA testi bile yaptırmadan nüfusunu alan birisi var. Ve iddia... Ya ben onu var ya tek başıma nüfusumu aldım onu. Annesi çekmiş gitmişti yine. Ben tek başıma gittim, notere gittim, şuraya gittim, buraya gittim tek başıma. Nesli Hanım yanınızda yok muydu? Yoktu tabii ki. Orada duyuyorsa söylesin, yoktu. Size nasıl bir hikaye anlattı peki? Abla hikaye nasıl? İşte annem babam beni abilerim öldürecek. Şöyle yapacak, asacaklar, kesecekler, gidecek yerim yok. Ben de bununla, yani benim de kimsem yoktu. Yani ben de, nasıl diyeyim, yani dışarıda çalışıyordum, tanıştık. O, yani ben de direkt biletini aldım. Ben Osmaniyeliyim, direkt Osmaniye'ye gönderdim bunu. Dedim git annemin yanında kal, ben geleceğim nikah yapacağım. Gittim sonra izin aldım iş yerinden, nikahımı yaptım. Öyle gelişti abla işte. Kaç yıl evli kaldınız kendisiyle? 18 yıl. 2017'ye kadar. 18 yıl evli kaldınız. Kaç çocuğunuz var kendisinden? Biyolojik Burak babası abi. Olduğunuz. 3. 3 çocuğunuz var. Evet. Burak... Ben bir şey daha söyleyeceğim Nesime Hanım hakkında. Bunu... Buyurun. Daha çok çok önemli. Burak'tan sonra Burak... Duyuyorum sizi. Alo. Bir saniye abla, bir nefes alayım ben de. Tabii, su içebilirsiniz. Şeyi de merak ediyorum. Yani bu gerçeğin saklanmasını Nesime mi istedi yoksa beyefendi mi istedi? Evet abla, şimdi bak abla, ben onlara, onun kendi annesi, ablası, abisi, yeğenleri, yengeleri, herkes bağlanabilir. Ben ona yapmadığım şey kalmadı yani, şey konusunda. Bir yere giderdi, sürpriz yapardık. Sürpriz yapardım eve geldiğinde. Yani ne bileyim. Dinliyorum. Yapmadığım şey kalmadı ama bunun yaptığı hayatı yalan yani. Hayatı yalanmış bunun. Ay dürüstlük yani. Timsalim benim. O kadar iyiydin ki. Kurban olurum. Yapmadıklarını da söyle. Bak sen dışarıya da böyleydin Veli. Sen dayımlara da böyleydin. Herkes seni melek biliyordu. Sen evde şeytandın. Bu muydu Burak? Bu mu? Cevabı bu mu olacak? Lan helal etme. Burak helal bütün... Helal hakkını... etmiyorum demiyorum sana. Helal hoş olsun. Ben helal hoş olsun. Burak... Bunun bu muydu yani? Bunun karşılığı bu mu? Burak'cığım bütün annenin bak, ailesi... Bak yaptığın, Veli Bey'in melek olarak mı biliyor? İlk başlarda yaptıkların için teşekkür ederim. Tamam esirgemeden almışsınız abla, vesaire. Kalben yani teşekkür ederim. Yani nasıl bir insan olduğumu ailesine ama sor abla. Ama çocukluğum boyunca bana attığın her bir tokat, beni her dövüşünü unutmayacağım Veli. Sor. Nasıl bir insan olduğumu sor, onlara sor. Burak Bey şunu sorgulayın lütfen. 7 yaşınıza kadar babaanneniz bakmış. Eğer biyolojik bağı olmadığını bilen anneniz 7 yaşına kadar bir aileye sizi bırakıyorsa ve o ailede de şiddet iddiaları varsa annenize lütfen şunu sorun. Anne, bana şiddet uygulayan insanların yanında beni niye bıraktın? Niye bu konuda hiçbir şikayetin yok? 7 yıl boyunca niye kan bağım olmayan babaannem yaşlı bir kadın bana bakmak zorunda kaldı? Bunu da soracağım. Abla, çiftlik yemin ediyorum bunu da yok. Soracağım şiddet tamam mı? Şey yok abla. Ya şiddet Allah aşkına şey yalan yok. Söyleme ya. Şiddet yalan şey söyleme. Yok. Yalanı kim söylüyorsa çıksın herkes yani bizi tanıyan kim varsa çıksın söylesin. Kim varsa. Bir şey diyeceğim. Şiddete şahitle ilgili birisinin bağlanmasını istiyorum ben. Tabii ki. Şahit olsun. Şimdi tamam mı? Burak... Şiddet senin bir çocuk olarak yaşadıklarını en iyi sen bilirsin. Ama burada şöyle bir problem var. Seni o şiddetin kucağına iten bir annem var.
Ya farkındayım, seni, farkındayım. Bak, onu da bugün, affetmiyorum zaten. Bak, günümüzde, Esra abla sadece Burak'cığım, ne olursa olsun annem hani önümde bariyer ya, olduğu için şey yapıyordum. Burak'cığım, onu da affetmiyorum. Yaşattıklarım benim gençliğimi sakin, elimden alan kimse ya bir şey Burak'cığım, yapmıyorum ya. Bu küçük bebek ya, var ya hani işkenceye maruz kalan. Bu çocuğun bu işkenceye maruz kalmasındaki en büyük etken kim biliyor musun? Annesi. Öbür tarafta Narin var ya hani perişanız hepimiz. Narin konusunda Narin'in yaşadıklarına göz yuman kim? Annesi. Yani seni hiç doğmadığın bir evde birilerinin kucağına bırakıp giden bir insan varsa ve 1,5-2 yıl ortada yoksa ve o insanlar sana baktığında büyük bir Allah sevgisi ve Allah vicdanı olacak ki sana melek gibi baksınlar bilemem. Ama şu var, senin ne yaşadığını bilmeden umursamadan kendi hayatına yaşayan bir annen varsa senin başına gelenlerden de en büyük sorumlu o. Abla zaten öyle Esra Hanım. Esra Hanım. Sorumlu zaten. Buyurun. Bakın ben demiyorum ki annem sütten çıkmış ak kaşık. Evet duygusal bir şeyim var anneme karşı. Ne olursa olsun hani önümde durdu ama aynı zamanda onun suçlusu da o. Bunun da farkındayım zaten. Ben zaten o kırgınlığı, o siniri zaten içimde taşıyacağım. Evet. Geberip gidene kadar zaten ben bunu yaşayacağım. Peki Veli ben Bey, sadece size artık şey istedim yani... Uğraşmak istemiyorum. Yemin ediyorum uğraşmak istemiyorum benim ya. Benim bir soru soracağım. Ya 1,5-2 yıl ortada hayalim yok var. Diyordunuz. Bakın benim bir hayalim var. Ben hayalimin peşinden gitmek istiyorum ya. Şimdi mesela Nesim Hanım... Ya bir babamı bulayım dedim. Sonrasında bakın dün de söyledim zaten. 1,5-2 yıl sonra nasıl geliyordu? Abla biz arayıp buluyorduk. Kardeşi Ziya var bunun. Kardeşi Ziya. Hı hı. Onunla arıyorduk. Gece gündüz onunla arıyorduk. Buluyorduk bir şekilde getiriyorduk. Yani ya da o kendisi çıkıp geliyordu. Öyle işte abla. Yani şiddet konusuna da ben tekrar değinmek istiyorum abla. Şiddet kesinlikle olmadı yani. Şiddet kesinlikle yok yani. Bunu araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Kime sorarsanız sorun yani. 85 sorun, milyona sorun, sorabilirsiniz. Peki şunu da öğreneceğim. Burak'ın gerçeği siz mi söylemediniz? Nesim Hanım mı söylemenizi istemedi? Bağlanabilirsiniz. Ben söylemedim abla. Niye söyleyeyim ki ben? Yani o kadar bakmışım, o kadar büyütmüşüm, o yaşa getirmişim. Niye ondan sonra söyleyeyim ki? Peki tehdit ediyor muydunuz? Asla öyle bir şey yok. Ulan o mesajı nereden gördüm ben? Kendime mi attım? Burak'a gerçeği söyleyeceğim. O mesaj neydi o zaman? Bir şey diyeceğim tamam. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. O mesaj neydi? 2019'da attığın mesaj neydi Ağustos ayında? O mesaj neydi? Ben zaten annen söyledi. Annen onu sana annen söyledi. O mesaj neydi? Annemin telefonu ben o mesajı gördükten sonra annemden öğrendim. Burak şu o mesaj neydi? Lütfen. Annemin telefonu elimdeyken dürüst Veli Mert'ten bir mesaj geldi. Kolpa üzerine kolpa ben atıyorsun Burak'a ya. Ben Burak'a tüm gerçekleri anlatacağım. Çocuğum olmadığını, kardeşleriyle de öz kardeş olmadığını söyleyeceğim. Bu mesajı yazdınız mı? Hayır yazmadım. Getirsin ispatlasın. Çıkar o zaman da çıkar. O günün şeyini alsın çıkarsın bana. Bu mesaj gerçekten ispatlanması çok kolay bir mesaj. Peki tamam, ispatlayabilirsiniz. Yani ya GSM şirketiyle görüşüp gelen mesajları bulabilirsiniz. Nesim bu kadar Hanım, basit ne ya. Oldu da söylemeye karar verdi Burak. Bu kadar basit bir mevzu ya. Ispatlayabilirsiniz. Ispatladığımızda çıkıp i̇şte burada özür dileyeceğim. Ablacığım benim söylemek istediğim bu kadar. Ben çalışıyorum şimdi yoğunum. Nesim Hanım'a bir mesajınız var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? O sizi duyacak. Yok abla yok. Hı? Allah nasıl biliyorsa öyle yaptım. Ne diyeceğim ben? Evet. Bu arada kız kardeşiniz de yayına bağlanmak istiyordu. Şimdi ekip arkadaşlarımız arıyor, telefonu açmıyor. Duyuyorsa da ona ulaşmamızı sağlasınlar lütfen. Tamam iyi yayınlar abla. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah'ım yarabbim ya. Burak, Veli Bey'in konuşmasından niye korktun? Niye rahatsız oldun? Esra abla ben onunla muhatap olmak istemiyorum. Çünkü onun bu yalanları söyleyeceğini biliyorum ya. Ben 17 yıl o adamla yaşadım. Kurban olayım şiddet uygulamamış mı? Allah aşkına ya. Ya şimdi halam bağlanacak diyorsunuz. Peki, ya bağlansın. Anne, hala hayır, hanginiz bağlanacaksınız? Ayşe hala sen mi? Emine hala sen mi? Sibel hala sen mi? Burak, kurban olayım. Elinizi vicdanınıza koyun. Kalbinizin üzerine koyun vicdanınızı. Hepinizin çocuğu var. Dürüstçe bağlanacaksanız bağlanın söyleyin. Annem abiniz seni niye bana insan gibi bunu bakmış cevapla mı? Yani bunun cevabını asla bilemezsin ama...
Efendimiz sıralamış. Yani annen mesela diğer gitmelerinde sizi alıyor muydu? Siz hep velinin yanında mı kalıyordunuz? Ben bunları bilmiyorum. Bak ben babaannemin yanında kaldığımı zaten söyledim. Hı-hı. Burada ekip arkadaşlarınıza da ilk gün söyledim. Evet. Babaannemin yanında ben belirli bir süre kaldım. Hı-hı. Sonradan İstanbul'a geldik. Bunları zaten söyledim ben. Ama babaannem de... Ama o süreçte ne oldu bilmiyorum. Ya Allah aşkına altına yapan küçücük çocuktum o zaman. Aynen öyle. İşte buradaki problem annenin gidiyor olması. Hani Serhat'tan kaçtı çünkü bağımlı bir annesi var. Ve o bağımlı işte Serhat'ın annesi sana zarar verebilir. Ve bu sebeple de seni onlardan korumak istiyor. Ama diğer tarafta Veli Mert ona geliyor diyor ki ben senin çocuğuna sahip çıkarım diye. Veli'yi niye terk ediyor? Biz programda bunu sık sık görüyoruz. Yani kadınlar çocuklarını bırakıp gidiyorlar. Abla bilmiyorum. Onun muhatabı gerçekten ben değilim. Anneme sorun. Peki. Benim buraya gelmiş amacım neydi? Ortaya çıkan ne oldu? Hani herkes şimdi gidecek, Veli gidecek. Nerede ortaya çalışıyorsa bir şey çıkmadı çalışacak. Aslında Burak. O onu yapacak, bu bunu yapacak. Ortaya bildiğin şeyler çıktı. Bunlar daha sesli konuşuluyor. Aslında onun dışında fazla bir şey çıkmadı. Sadece ortaya çıkan şu oldu. Ya iki gündür olanlardan bahsediyorum sadece yani size. Yani annenle biyolojik babanın görüşmesi ve annenin bunu hani diğer kadının gururu diyor ya, diğer kadının gururunu düşünmek için ona göre hareket etmek lazım. Mesela yayında da ben de onu seviyordum. O da diyor ki biz şimdi evli olurduk. Bunlar aslında hep diğer kadını üzen şeyler. Ya da ya o eve gitmezseniz dışarıda buluşursunuz. Bunları zaten ben de olumlamıyorum. Bunlara evet. Zaten ben de karşıyım. Evet. Ya ben şimdi niye bir isim... aile yıkılsın isteyeyim? Alo, ben niye bir şey olsun isteyeyim? Telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayına. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi Burak'tan sonraki olan çocuk... Burak'tan sonraki olan çocuk benim torunum. Ve ben size bunun resmini de gönderdim. Anne Nesibe'nin resmini de yolladım. Çocuğun beşikte olan resimlerin dahi size gönderdim efendim. Kim bu ya? Şimdi... Bu kim? Kimsin lan sen? Ne anlatıyorsun? Kelimelerimize dikkat edelim. Kim bu ya? Sizin... Hayır Esra Hanım öğrenmek istiyorum. Bu tabii, bağlanan şahsiyet şimdi, kim? Kimin torunusun? Kaç kimsin doğru? Lan sen? Korunuz, bu arada şunu söyleyeyim. Oğlunuzla Nesime Hanım bir ilişki mi yaşadı? Evlilik dışı. Evet, evet. Bu bir ilişkiden... Buçuk sene benim, bir buçuk sene benim yanımda kaldı. Bir buçuk yıl. Kim bu ya? Bu evet. İlişkiden bir çocukları mı oldu? Evet, bir oğlan çocuğu oldu. 2004, 12, birinci ayın 12'sinde. 2004. 2004, birinci ayın 12'sinde bir çocukları oldu, oğlan çocuğu. Bir erkek çocuğu. Peki o çocuk nerede? Nerede? Nesibe Hanım 8 ay sonra çocuğu aldı. Bir salı günü kaçtı. Kayıplara karıştı. Evet. Siz o çocuğu, o erkek çocuğunu bir kez, bir daha hayatınız boyunca görebildiniz mi? Göremedim. Ben Yalçın Çakır'ın programı vardı Flash TV'de. Evet. Ben ondan sonra Yalçın Çakır bıraktıktan sonra iki kız yapmaya başladı bu programı. Ben bir sefer o Teleflaş TV'ye de çıktım bunu aramak için. Yılı hatırlıyor musunuz? Bak çok önemli bir şey. Siz Nesime Hanım'dan... Yılı... Yalçın Çakır bıraktıktan sonraki programına. Tamam ben bulurum o kayıtları. Siz bir televizyon evet. programına çıkıp evet. Torununuzu aramak üzere... Benim oğlumun evet, dini nikahlı bir eşi vardı. Evet, bakın, bu eşinden... Bu resim. Bak evet. Burak bir bakar mısın? Bu resim sizin evinizde mi çekildi? Evet, evet, evet. Bu kucağınızdaki çocuk sizin torununuz mu? Evet. Evet. Şimdi bu konuda Veli Bey'in bağlanıp o tarihler arasında eşinin yanında olup olmadığını cevaplandırması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer Veli Bey müsaitseniz, dede olduğunu iddia eden kişi 2004 yılında diyor. Bir yıl önce 2003 ve 2004 yılları arasında. Şimdi bu çocuk evet. şu anda evet. Burak'ın kardeşi olan çocuk mu ya da bu çocuk nerede? 2004 evet. doğumlu. Kardeşin kaç doğumlu Burak? 2004. Bak telefon hattındaki kişi... Bir fotoğraf karesi gönderiyor. Annenle o çocuğun yan yana olduğu bir fotoğraf karesi. Ben torunumu aramak üzere, onu bulmak için elimden geleni yaptım. Televizyon programlarına bile katıldım diyor. Evet, katıldım.
Şu anda o çocuk 20 yaşında. Evet, evet, evet. Peki o dönemde bir kayıp başvurusu yaptınız mı? Nesime Hanım'ı aradınız mı? Resmi nikahları yoktu. Resmi nikahları yoktu. Yapamadım. Yapamadınız. Şimdi evet, o dönemde bak, Veli Bey'le resmi nikah, evlilik birliği devam ettiği için doğan her çocuk, eğer nüfusa kayıtlıysa, böyle bir çocuk varsa, nüfusa kaydedilmişse bu çocuk Veli Bey'in nüfusuna kaydedilir. Ama Veli... Evet. Evlilik dışı verilmiş olduğunu düşünebiliriz. 8 aylık bir bebekten bahsediyoruz çünkü iddianız o yönde. O dönemde 8 aylık. 8 aylıkken aldı kaçtı efendim. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani kayıp başvurusu yapsan tam adının biliyor musun, bilmiyor musun? Çünkü farklı isimler o dönemlerde ortada dolaşıyor. Siz yıllarca bu torun hasretini mi çektiniz? Efendim? Siz yıllarca bu torunun hasretini mi çektiniz? Evet, aynen öyle çektim efendim. Babası arıyor mu çocuğu? Babası aramadı. Babası o yıllarda cezaevindeydi. Cezaevinden çıktıktan sonra da babası da aramadı. Baba da aramadı. Bir tek evet, görev size mi düştü? Evet, bana düştü. Bir DNA testini istiyorum. Bendense torunum, ben kabulleniyorum. Çok enteresan. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Evet. Hani geçmişte bir hata deniliyor ya, şimdi bu hatalar, bunlar evet, hata değil. Yani bunlar bile evet, bile, ya bir çocuğu dünyaya getirip o çocukla ilgili bundan sonra artık bir yorumunuz olabilir. Çünkü anne oluyorsunuz, sorumluluk alıyorsunuz. Hani macerayı, gençken hepimiz maceralar yaşayabiliriz. Yani istediğimizi yapabiliriz. Kendi bedenimizle ilgili bile, yani gidip daha gençken yüksekten atlayabilirsin. Bungee jumping yaparsın ama çocuğun olduktan sonra atlar mısın? Atlayamazsın çünkü kaygıların tavan yapıyor. Ya başıma bir şey gelirse, ya ben buradan sağ çıkamazsam, ya bir yerim yaralanırsa, atıyorum, düşersem çocuklarım benden sonra ne yapar diye soruyorsunuz. Evet, ama evet, çocuklar olduktan sonra, hele bir çocuğu başka birinden dünyaya getirip sonra alıp hiç bilmediği bir yere götürüp öbür insanlardan kaçırmak ve sizin geçmiş yıllarda da bir televizyon programına katılıyor olmanız daha da ilginç. Yani bu ahlaki bir sorumluluk olduğu kadar vicdani bir sorumluluk aynı zamanda da Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiş. Yani biliyorsunuz evlilik birliği içerisindesiniz. O ara veriyorsunuz, fiilen başka bir yere gidiyorsunuz. Başka birinden olduğunu bildiğiniz bir çocuğu resmi eşinizin üzerine kaydedilmesi sağlanıyor bu şekilde. Ve şunu, yıllarca da sessiz kalıyorsunuz. Şunu da yapılabilirdi. Bilerek ve isteyerek bir çocuğun soy bağını değiştirmiş oluyorsunuz. Hayır, şu da olabilirdi. O dönemlerde bu çocuğun babası budur kardeşim. Veli sen bunu da nüfusundan düşür, o beyefendi dağılsın. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin. Bu da yapılabilirdi. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Bilgileriniz de zaten biz de gerekli bilgileri vereceğiz sizlere yayın dışında da. Hatalar dediğimiz şeyler çocuklar üzerinden yapılamaz. Barış Bülbül ve Remziye Bülbül konusuna geçiyoruz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Arkadaşının sevgilisi Barış'la nikah masasına oturdu, onunla mutlu bir yuva kurarım sandı. Ama Barış'ın eski sevgilisi Gül bir kara bulut gibi peş yerini bırakmadı. Gül sürekli kuma hayatı istiyormuş. Barış stüdyoya gelip Remziye'ye aşkını ilan etse de onu inandıramadı. Ömrüm son nefesi. Şey sen öldüğüm an ben de öldüğüm gündür. Kusura bakma. Gül Hanım ekip arkadaşlarım iletişim kuruyorlar. Biz kendisiyle görüşüyoruz ve birbirimizi seviyoruz ifadesini kullanmış. Aşkım ben görüşmüyorum. Allah seni bakın, yani bu pislik oyun bitsin istiyorum. Barış. Yalvarıyorum. Asla. Bak, hayır. 80 milyon çok kişinin... Çok geç Barış. Bak. Bırakıyorsun bunu, affedeyim, gidiyorsun. Ben seni istemiyorum. Bana yalvarma. Ben kabul etmiyorum. Ben seni çok tane kendisine gönderiyorum. Ben tamam, yerine geç. Hata yaptım. Hayır canım, çık karşımdan. Bir hayır. Saniye. Hayır. Neydi hata? Gül'le yani bir kere görüştüm. İkiniz de rol yapıyorsunuz. Tamam, sen benim baş tacım. Ben sizinle uğraşamam. Tamam. Ben senin stres topun değilim. Kadın bunu kene gibi batırmış. Artık konuş, sana yardım etsinler. Seni şimdi bu pislikten kurtarsınlar. Bir ihbar var. Bu adama güvenmeyin. Bir hafta önce Barış'ı o kadınla birlikte gördüm. Geçen hafta benim eşim yanımdaydı. Ben geçen hafta gittim? Ben senin yanında değilim. Takıntılı bir insan. Bana da aynısını yaptı. Benim peşimde de takıldı. Benim sadece saplantı aşığım eşimdir. Başkası yoktur. Ama sen gidip benim numaralarımı başkalarına bile dağıtın. Bak.
bak. Ben öyle bir insan. Bu kim biliyor musun? Umurumda bile değil. Bu iş bitecek. Lütfen. Yolun açık olsun Barış. Değil. Hayır. Barış Bey gelemezsiniz. Ya senin sadece sarılmak istiyor. Sen de gelemezsin. Ya lütfen bırakma beni. Ya seviyorum. Gizem Hanım'la bir görüşme yapar mısınız? Tamam, yanımda birisi olsun, görüşeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? Bugün yüzünüz gülüyor. Bugün biraz daha iyiyim. Dün Gül Hanım'ın buraya gelmesini istedim. Barış'a onu teslim edip gidecektim. Ama hanımefendi ne buraya geldi ne de yani hiçbir şekilde yüzümüz karşımıza çıkmadı. O yüzden ben eşimi affettim. Ona sahip çıkacağım. Bir dakika Barış, bir dakika. Ben olayı sindiremeden sen uçuyorsun. Ben eşimi affettim. Şimdi şöyle... Bu affetme nasıl gerçekleşti? Hangi sözlerle? Dün yayın sonrasında da psikologumuzla da bir araya geldiler. Tabii ki o görüşme onlara özel bir şey olduğu için o bölüm yayınlanmayacak. Evet. O görüşmede neler... Dur Barış. Kalbim duracak Esra Hanım. Heyecan. Heyecan. Bu barışma hangi şartlarda gerçekleşti? Yani dediğim gibi bayanın buraya gelmesini istedim. Barış'ı teslim edecektim çünkü uğraşamam ben bu iğrenç oyununa artık dedim. Barış da çocuk tabii. Elinden birini tutması lazım. Evet, kim nereye çekiyorsa gidiyor. Hı hı. Bir de otelden falan herkes dediler işte senin işin bittik bir durumda. Benim zoruma gidiyor. Benim eşim hiçbir zaman bitmeyecek. Ona sahip çıkacağım. Ben de seni baş tacı yapacağım her zaman. O tarafa da hiçbir şekilde gitmeyecek. Hı hı. Dün de ben şans tanıdım onlara gelmedi. Hı hı. Gelseydi alacaktı gidecekti. Peki şu ifadenin benim için çok önemli. Ben Barış'ı ona teslim edecektim. Niye Barış hep birine teslim ediliyor? İstiyor bayan sürekli. Benim eşim diyor. Eşi salsın götürsün. Ben kimseyle uğraşamam. Açık ve net söyleyeyim. Şimdi nasıl Barış'a güvendin? Tehlike var hayatta. Ayşe olmasa, Fatma olmasa. Onun yok ki. Ha? Onlar hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Barış'ın hiç kimseyle işi yok. Yani aslında burada isimler önemli olan değil. Bir sen Barış'a var. Güvenmiyorsun. Sadece Barış'a güvenmeye nasıl karar verdin? Bir kişi var sadece. Ben eşimi affetmedim de yanında olmak istiyorum sadece öyle söyleyeyim size. Ama affetmedim yanında nasıl yanında olacaksın? Ya sahip çıkacağım işte ona bir şekilde yardımcı olacağım. Bu pislikten kurtaracağım onu. Niye teşekkür sahip çıkıyorsun ben. Yanında oluyorsun? Kızım sen kendine sahip çık ya. Koca adam baksana. Ben sahip çıkacağım Esra Hanım. Affettim. Öyle bir karar verdim. Yani. Ben sahip çıkacağım. Ben dün yayından sonra ben aldım mesajı. binadan çıkıyordum. Baktım bizim burada böyle U koltuklar var böyle geniş geniş. Bir baktım bunlar şey bey oturmuşlar. Hani böyle konuşmada şey olur ya hissedersiniz o konuşmanın yan yana değiller. Hani ama böyle biri bu koltukta oturuyor biri buradaki koltukta oturuyor. Hani yeni tanışan insanlar birbirlerine bir tarif verirler. Ne bileyim bir burcunu konuşurlar. Hani o ilk tanışmanın getirdiği acemi sorularla diyalog, öyle bir haliniz vardı. Evet. Bugün bunu bekliyordum açıkçası. Barış mı kendini affettirdi yoksa Remzi'ye mi affetmeye karar verdi? Hepinize soruyorum. Barış mı kendini affettirdi, Remzi'ye mi affetmeye karar verdi? Ben karar verdim. Remzi'ye affetmeye karar verdi. Bence de Remzi'yi affetmeye karar verdi. Zaten bir sorun daha var. Sürekli telefon geliyormuş ve Barış tehdit ediliyor. Ne? Telefon geliyor sürekli Barış tehdit ediyorlar. Onu da söylesin kim senden ne istiyor. Sen niye sürekli telefonla bağırarak çağırarak konuşuyorsun? Ne diyorlar sana ne yapmak istiyorlar? Kim tehdit ediyor? Tehdit değil de ikimizi ayırmak sadece. Ama ben zaten düşündüğümde şu olacak canım. Şimdi evimize gittiğim zaman benim hattım değişecek komple. Hat önemli değil ki. Değişecek, her şey değişecek. Yüzden hat değişsin. Bir daha değil. Buranı son, değiştireceksin. Buram da değişti. Sen beni affettin, buram da değişti, her yerim değişti benim. Ben bayanı merak ettim açıkçası, ne yapmak istiyor? Sizi sadece... niye ayırmak istiyorlar ve bu telefonlar hep sizi ayırmak üzere gelen telefonlar? Ya işte dünkü yayında dediğim gibi hani bir kin tutma gibi meselesi. Açıkla bana. Ya hani 7 yıl beraberlik yaşayıp da 3 günün içinde bir sokağa atmak aynen. Karşı kin, ben nefret. Ben ne olacağım diyor sürekli. Ama bizi kimse ayıramayacak. Karşılığında da evi istiyormuş Esra Hanım sürekli. Barış'ın bir tane evi var, evi vermesi gerekiyormuş Barış. Peki affedildiniz. Teşekkür bunu ederim siz mi size başardınız? De ekibinize.
Affedilmeyi siz mi başardınız? Yoksa eşim başardı. Remziye'nin vicdanı her size zamanki gibi benden geldi. Eşim başardı. O zaman senin ne yaptığın çok önemli değil ki. O kendine göre karar veriyor. Yok. Onun kararı benim için her zaman önemlidir zaten. Acaba Remziye biraz da Barış'ın acı çekip sana yalvarmasından bir haz da duyuyor olabilir dayanamıyorum, misin? Dayanamıyorum, evet. Ha? Dayanamıyorum. Dayanamıyor musun? Aslında biraz da haz mı duyuyorsun bu işten? Yok, dayanamıyorum. Kıyamıyorum ona hiçbir şekilde. Ya şimdi şöyle Esra Hanım, geçenki yayında dedim ya, hani beni adam eden, siz beni yanlış anladınız o arada. Beni şöyle adam eden eşim. Şimdi hani bir sahipsiz bir kişiydim ben. Yani bu akşam nerede? Orada. Nerede sabah orada? Geri geldi, arabada uyudum ben. Ben çok değiştirdim. Bazı kötü alışkanlıklarım falan vardı. Hepsine aynen sınır koydu. Aynen hepsine öyle dur dedi. Beni durdurdu. Bütün hep yani böyle kötü alışkanlıklarımdan olsun hepsinden uzaklaştım. Kendim için yapmadım. Sürekli evet, benim için yaptım. İster düzel ister düzelme. Sürekli beni korudu yani her zaman. Sürekli korudu da yuva kurulduktan sonra siz yine dış güçler hakim diyorsunuz ya. Dış güçler derken işte. Şey çok güzel bak anlattığınız şey. Yuva özlemi çeken çocuklar çok güzel bir evlilik yapmak isterler. O sıcak ortamı ararlar. Yaşı kaç olursa olsun. Evliliklerinde de hep öyle bir yuvayı çocuklarında sahip olamadıklarını hayal ederler ve öyle yuvaya sarılırlar. Siz şimdi yuvayı bulmuşsunuz. Hanımefendi diyor ki 5 kez ev değiştirdim. Evet. Şimdi 6 olacak herhalde değil mi? Yok, hayır. Kendi evimize gideceğiz biz. Ha. Kendi evimize gideceğiz. Vallahi Allah sonunuzu hayretsin. Hayırlı kılsın inşallah. Amin inşallah yani, sizden de. İyi olun, mutlu olun. Remziye Hanım ve Barış Bey, siz ayrılmak için istiyorum demiştiniz ve barıştınız. Şurada da bir kalbimiz var biliyorsunuz. Her hafta sonunda yani cuma gününde bu kalbi kendiniz atın konu sonuçlandı diye. Buyurun. Tamam. Kalbi beraber atın. Sevgili seyirciler böyle bir şuradan atabilirsiniz. Esra Eroğlu'da evi var. Programda her çözdüğümüz sorunu her buradan bismillah huzurlu burası, ve mutlu burası, gönderdiğimiz burası insanın kalbini bu eve tamam, atıyoruz. Bırakıyorum. Bu haftanın tamam, bırak bir konusunun kalbi atıldı. Gel sarılalım. Gel sarılalım. Tamam fazla şey yapma ama bak. Tamam. Sizi uğurluyorum. Teşekkür yolunuz ederim. Açık olsun. Tamam. Tekrar kapımdan geçmeyin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Kavga ile gelen çift el ele bu sürütüyordan gördüğünüz üzere ayrılıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun. İnşallah birbirlerinin kıymetini bilir. Evlilik kurumunun ne olduğunu anlamışlardır. Şimdi Yalçın Bey ve Emine Hanım sürütüyomuzda 25 yaşındaki Gülten Uğur'u kızlarını arıyoruz. 2 Eylül'den beri kayıptı. Kızının kaybolmasına etkisi olduğunu düşünen, kızının aklını çeldiğini düşünen, kötü yaşam tarzını kızına empoze ettiğini iddia ettikleri Serap da sürütüyomuzda olacak. Buyursunlar. Eylül'den beri Gülten'den hala bir haber yok. Gülten sanki yer yarıldı, yerin içine girdi. İnşallah sen ablam buraya getirirsen. Allah rızası için. Sen de kızı istiyorum. Serap söz hakkını kullanmak üzere sürütüyor da. Size soralım. Gülten nerede? Gülten'le en son Gülten'le ne zaman görüşürüz? Gülten'le ilgili hiçbir bilgim yok. Yok be kız sen yanda. Niye cevap vermiyorsun? Benim ben kaçırdığıma dair elinizde senin bir karı. Senin yanında mı bakıyorsun? Kızım kaçırmakta senin parmağın var. Parmağın var kızım senin. Neredeyse kızım üstten çıkar. Senin yanında. Onu sen kaçırdın. Mesajlaşıyormuş, kızıma fotoğrafları gösteriyormuş. İşte bak ben çalışmıyorum, sen niye çalışıyorsun? Ben bak benim hayatım çok ya güzel. Ya kanıtını bana gerçekten bir gösterseniz, sen nereden mesajlaşmışsın? Gerçekten ben senin hayatını yaşatayım. Bu kız 2 Eylül öncesi ve 2 Eylül sonrası seninle yazışıp bir telefon görüşmesi yaptı mı? En son köyde benim paylaştığım storyleri mahalledeki kadınlara gösteriyor. Serap şurada geziyor, burada geziyor falan filan gibisinden. Yine ileri geri uygunsuz şekilde benim hakkımda konuştu. Üstüne de engelledi.
kız kardeşine bir mesaj atmış. Yiyorum, içiyorum, geziyorum. Bir elim yağda, ötekisi balda gibi. Birine kanıp gitmiş midir, gerçekten yaşadıklarını mı yazıyordur? Başka biri de yazmış olabilir. Bana bu kadar uzun mesajlar attığını bilmiyorum. Yazmaz yani. Gülten Uğur'u tanıyan, bilenler lütfen bize ihbar göndersin. Sevgili seyirciler, Gülten'den hala bir haber yok. Gülten'i arıyoruz. Fotoğrafı da lütfen ekranda olsun. Sultan Gazi bölgesinde ailesiyle yaşıyor Gülten. Çok garip bir şekilde ortadan kayboluyor. Sadece kendisinden kız kardeşine gönderilmiş bir mesaj var. Gerçekten o mesajı Gülten mi yazdı? Yoksa Gülten'i kaybeden kişiler, hani onun güvende ve iyi olduğunu belirtecek olan o mesajı mı gönderdi? Benim artık kafamda soru işaretleri var. Çünkü normal şartlarda ben Gülten'i iki gün, bilemedin üç günde bulurdum. Ama Gülten'e dair hiçbir ihbar yok. Bu anormal bir durum. Hele ortada, senin de dün söylediğin gibi Serap, Gülten'in ağzından yazılmış bir mesajı varsa o zaman Gülten'in başına ne geldi? Evet. Şimdi şöyle garip de bir durum var. Emine abla ve Yalçın abi, kızınızı çok seviyorsunuz ve kızınıza düşkünsünüz anladığım kadarıyla. Bu çocuk 25 yaşında. Her gün işe siz mi götürüyordunuz? Hayır, kendi gidiyordum. Sabah işe götüren biri var mıydı Gülten'i? Hayır, sabah kendi gidip akşam oldu mu geliyordu tamam. Tek başına mı gidip geliyordu? Zaten yakın evi, evin karşısındaydı iş yeri tamamı. Hani aramızda bir 50 metre veya 60 metre bir mesafe var. Peki, şimdi Ülkü eğer hazırsa, Ülkü hazır olduğunda da bana bilgi verin. Son hazırlıklarını yapıyor. Ülkücüğüm, Gülten'i arıyoruz ve sen onların yaşadığı ve iş yerinin olduğu bölgedesin. Öğrendiğin ve bildiğin, konuştuğun insanlar sana Gülten'le ilgili neler aktardı? Esra Hanım, evet, şu anda Sultan Gazi'deyiz. Yani aslında Uğur ailesinin evi tam olarak arkamda kalıyor. Burası 25 yaşındaki Gülten'in son olarak görüldüğü sokak, güvenlik kamerası kayıtlarında. 25 yaşındaki Gülten nerede? Bugün tam 12 gün geride kalıyor aslında. En büyük endişemiz can güvenliği var mı? Bir başkası tarafından zorla alıkonuluyor olabilir mi? O mesajı gerçekten Gülten mi attı? Yoksa Gülten'in adına başka biri mi attı? Aslında pek çok soru işareti var. İşte biz de bu noktada sahada bazı çalışmalar yürüttük Esra Hanım. Şu anda Sultan Gazi'deyiz. Gülten'in işe başladığı gün neler yaşandı hemen aktarmak istiyorum. 2 Eylül sabahı Gülten anne ve babasıyla saat 8 sıralarında evinden çıkıyor ve bu sokakta iş yerine doğru yürüyorlar. Yaklaşık 200 metre ilerisinde aslında görüşmeye gittikleri iş yeri. Bir iş görüşmesi gerçekleşiyor burada. Anne ve babası da zaten bu sebeple yanındaymış öğrendiğimize göre. Ancak o iş görüşmesinde nedense Gülten'den daha fazla Emine Hanım'ın konuştuğunu öğrendik. Yani aslında Gülten çalışmaya çok da meraklı, hevesli, istekli gözükmüyormuş iş yerindeki çalışanlardan öğrendiğimiz kadarıyla. Bunu aktarabilirim. Ne yapıyordu Gülten diye sorduk o sırada. Gülten sık sık telefonla oynuyordu. Sohbete de daha sonra iş yeri sahibinin müdahalesiyle katıldı aslında diye bir bilgi aldık. İki önemli iddia var Esra Hanım. Onları aktarmak istiyorum. Öncelikle bu iş yerinde çalışanlardan bir tanesi Gülten'i yaklaşık bir hafta önce buradan birkaç sokak ötede bir erkekle samimi bir şekilde gördüğünü iddia ediyor. Diğer iddia da şu yönde, ailenin iddiası. Gülten 2 Eylül sabahı kayboluyor, öğle saatlerinde kayboluyor ve aynı tarihte aslında Serap Hanım da İstanbul'da. İşte aile bunun bir tesadüf olmadığını iddia ediyor. İki önemli iddia var burada. Şimdi yanıma bir yayın konuğu davet etmek istiyorum. Gülten'le son olarak iletişime geçen kişi Günay Bey. Gülten iş yerinden ayrılmadan önce hastaneye gitmek için kendisinden izin alıyor ve şimdi sözü izninizle kendisine bırakıyorum Esra Hanım. Gülten Hanım, sabah 8.30 gibi iş başı yapmıştık. Ailesiyle birlikte, annesi babasıyla birlikte geldiler. İş görüşmesi için konuştukları şey, anne babası konuştu. Yani Gülten'de hiç böyle çalışma hevesi gibi bir şey yoktu. Neyse, öylece aldık içeri. Hani abim müdahale etti, dedi ki çalışacak olan kişi konuşsun birazdan. Necin, ne yapıyor diye. Uğurlukçuyum abi dedi. Reşme de biliyorum dedi. Ondan sonra tekrar içeri aldık. İçeride işini gösterdim.
Zaten 9 gibiydi çalışma şey. Saat 10'da bir saat sonra çay paydosuna çıkıldı. Bundan sonra 11'de çocuğu bana göndermiş. Abla çağırıyor diye. Gittim yanına. Abi dedi özür dilerim. Benim saat 12'de Haseki Devlet Hastanesi'nde randevum var. Söylemeyi unuttum. Gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin dedim. Yani şimdi öyle bir hastane olaylar olduğu zaman bizler zaten izin konusunda veriyoruz. Yani öyle şey yapmıyoruz. Bir de daha yeni başlamış. Aynen. Hani... Gülten telaşlı mıydı? Çünkü elinizde bir ceket görüyoruz. Bu Gülten'in ceketi mi? Aynen Gülten'in ceketi. Çalıştığı bantın yanında unutmuş. Yani öyle telaşlı bir hali yok da dalgın gibiydi. Yani durgun böyle. Ondan sonra tekrar izin verdik. Çıkış yaptı. Ondan sonra da tekrar gelen giden olmadı. Bildiğimiz olay bu. Yani peki şunu da öğrenmek istiyorum. Yanında böyle büyük bir poşet eşyalarının konulduğu, hani ilk iş gününe geliyor ama böyle yüklü bir poşet var mıydı? Yok, elinde bir çantası vardı. Bir de hırkası vardı. O kadar. Hırka, çantada, hırkada yanında, evet. Çalıştığı masanın yanına koydu. Yani izin istedikten sonra çantasını aldı. Ben hırkasını sonradan gördüm. Yani masada unutmuş. Ben bir de gelirim dedi abi. Gidiş o gidişte. Yani hemen anneye de sorayım. Bugün hani kızınızın bir doktor hani randevusu var mıydı? Yok. Yoktu. Bir yerden yoktu. Şimdi, çantasından çıktı bir daha gelmedi. Çantası ve hırkasıyla çıkıyor. İş yerine gidiyor ama hırkasını bile unutup ilk çalışma gününde izin istiyor. Bu da çok garip bir durum. Hiçbir şey almamış. Hiçbir şey almamış. Bu arada Ülkü çok teşekkür ediyorum konuğuma. Ekranda da kalın. Serap 2 Eylül'de sen de İstanbul'da mıydın? Biz o olan şeyleri zaten yayındakileri gösterdik. Aklımda değil şu an gerçekten dikkatim çok dağınık bu olanlardan dolayı. Rica etsem edebilir miyim yani göstersinler. Tabii ki. Hayır 2 Eylül'de İstanbul'a geldiğinde Gülten'le bir çay kahve içtiniz mi? Hiçbir şekilde ki ben Gülten'le normalde köyde denk geliyoruz zaten. Bizim köy merkeze bağlı olduğu için biz kalkıp benim onunla bir kere merkeze gidip oturmuşluğum bile olmadı. Ama sizin İstanbul'a geldiğiniz zaman, sen şimdi Kırklareli'nde çalışıyorsun normalde değil mi? Yok, İstanbul'a yerleştim ben. Ne zaman yerleştin? Bir ay falan oluyor. Bir ay oluyor. Yani bu kız da 13 gündür, 12 gündür de kayıp. Bu kız ortada benden yok. Benden önce kaybolmuş zaten. Gülten ortada yok. Yani patronuna çok teşekkür ediyorum. Siz de söz hakkınızı kullandığınız için. Bir gün mü, iki gün mü ne çalışmış yanlarında? Hemen izin almış. İzin aldığı gün hırkasını bile almadan kayıplara karışıyor. Sultan Gazi'de işe gidiyor. Aile zorla mı işe gönderiyor? O gün kaçmayı planladı mı bilmiyorum. İki gün değil. Sabah 8'de gidiyor. 10'da çıkıyor işte. Başka yok. O kadar. Ha, o değil, bir gün bile çalışmıyor. Tabii. Yani akşam bir zorla işe gidiyor o zaman. Gitmek istemediği bir yere gidiyor. O gün evden çıkarken nereye gideceğini biliyor mu? Kimin yanına gitti? Gülten Uğur'u tanıyan bilenlerin ihbarları bizim için çok önemli. Geride onu bekleyen anne babası var ya da bu kız bu evde ne yaşıyordu hepsini öğreneceğiz. Sevgili seyirciler, sezonun ikinci haftasının son günündeyiz. Cuma gününü tamamladık sizlerle beraber. Bu arada kartlarım var. Kartlarımı da atmak istiyorum. Pazartesi mi atayım? Sürem az kaldı diye. Hep böyle kendi işimi hiç yapamıyorum ben ya. Vallahi derler terzi kendi söküğünü dikemez. Ama 5 kalp atacağım çünkü... Bu hafta 5 tane konumuzu çözdük. ATV Ana Haber'e gideceğim. ATV Ana Haber'de Cem Öğretir karşımızda olacak. Cem. Kalpleri biraz engelledik kusura bakma ama bugün çok önemli dosyalar var. Çok teşekkür ediyoruz söz verdiğiniz için. Çok özel haberler derledik arkadaşlarımızın sıkı çalışmasıyla. Özellikle Minik Narin cinayetiyle ilgili olarak çok önemli gelişmeler var. O gelişmelerden en önemlisi amca Salim Güran'ın telefonundaki mesajların, silinen mesajların geri getirilmiş olması. Ki soruşturmanın seyri bundan sonra çok farklı bir noktaya gidecek. O mesajlar artık ortaya çıktı. Şu anda güvenlik güçlerinin elinde. Dolayısıyla artık sonuca çok yaklaşıldı gibi görünüyor. Detayları birazdan aktaracağız. Yine siyaset başlığında karşılıklı açıklamalar var. Onları ekranlarınıza getireceğiz. Bir de elektrikle ilgili elektrik ödemeleriyle ilgili yeni bir tarifeye geçiyoruz artık. Onun da detaylarını aktaracağız birazdan. Yeni bir ödeme sistemi bu. Damacana suyla ilgili de önemli bir gelişme var. Yine fiyatla ilgili bir şeyler anlatacağız bu akşam. Dolayısıyla yine dop dolu bir bültenle karşı karşıyayız. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Önemli gelişmeler var. Aktaracağız. Biz hazırız. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Esra.
Sevgili seyirciler, ben sizlere veda ediyorum. Cem Öğretir ATV Ana Haber'le ATV ekranlarında karşınızda olacak. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çocuklarınıza, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.